Harika. Evet. Evet, YouTube'a da geldik. Tamam. Ha, merhaba Gülüşen de oradaymış. Merhaba Gülüşen. Merhaba. Merhaba. Merhaba İbrahim. Neredeyim ben? Pardon, bir soru soracağım. Bu şeyde Zoom toplantısında bir sınır var mı, kişi sınırı? İstediğimiz kadar kişi. Yok Feza abi, 100 kişi yine şey yapıyor. 100 kişiden fazlası webinara giriyor. Ama biz şimdi bunu aynı anda da YouTube'dan yayınladığımız için yani şu anda illa burada olmak gerekmiyor. YouTube'dan izlenebiliyor sunum çok rahatlıkla. Ben bakalım benim de şöyle otur. Henüz daha zamanımız var. O yüzden hani bir Sokağa çıkma yasaklarının faydası mı oldu vallahi? Yoksa bu saatte, evet. haftanın bugünü bu saatte bu kadar kişi evinden bağlanma gibi bir şeyimiz olmazdı herhalde. Evet, kesinlikle öyle. Ama o zaman da saati ona göre seçerdik hocam. Evet, akşam saati olmak zorunda kalırdı. Evet. Şimdi ben bir ekran paylaşımı deneyeceğim. Başladı mı? Yok, başlamadık henüz. Aa, Henüz sesim başladık. geldi. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Ben Doktor Önder Yiğitbaşı. Hoş geldiniz. Merhaba Önder Bey. Merhaba efendim. Evet. Şimdi senin kafam da. Genelde o şu. Yücel sen misin? Tamam, Merhaba şimdi Yücel. merhaba, iyi seyirler diliyorum, saygılar. Yücelciğim merhaba. Merhaba abi, ben mikrofonu kapatacağım, şimdi sunum başlayacak. Evet. Sonra Mikrofonu kapatayım mı? selamlaşırız. Mikrofonu kapatayım mı? Evet. Evet, lütfen. Kapatıyorum. Kapattın mı sen? Yani katılımcıların şu anda mikrofonlarını kapatmalarını rica ediyorum. Okan, seninki de kapandı. Joker. Joker. Kamil dayı. Biliyorum hocam. Biliyorum. Burası var. Tamam. Çok kalabalık olmak. Sincap gelmek yine. De var buradan gitme. Katılımcılar lütfen mikrofonlarını kapatsın. Elektrik Galiba odasına giden ben. sen de kapatabilirsin. Sen de kapatabilirsin sanıyorum. Öyle bir opsiyonun Evet. olması Gel lazım. Kamil dayı. Hocam siz açın mikrofonunuzu Hilmi hocam ayrıca. Ben şimdi herkesi kapattım. Tamam, ben açtım. Tamam. Şimdi katılımcılar gelirken şeyi bir denemek istiyorum. Şunu bir evet görünüyor galiba değil mi? Ses geliyor mu acaba? Hayır. Ses yok.
Bu video için çok teşekkürler. Yani anlatmak istediğimin bundan daha iyi anlatamazdım. Hocam bu videoyu yapan kişi öğrenciniz. Öyle mi? Kim? Evet. O yaşasın. Harika. Hanife burada aramızda. Hanife teşekkür ederim. Müthiş olmuş Hanife. O, yani anlatmak istediğimi ancak bu kadar anlatabilirdi. Konuşmanın birinci bölümü buydu zaten. İşlenmesine sevindim. Çok çok teşekkür ederim Hanife. Ben daha önce sempozyumda bu sunumu yaptığınız zaman dinlemiştim zaten sizi. Korkut Yalkaya da evet tamam. O yüzden konsepti ve konunun içeriğine hakim olduğum için de anlatmak istediğiniz şeyi biliyordum. O yüzden de yansıtabildiğimi düşünüyorum. Çok şanslıyım Hanife. Çok teşekkür ederim sana. Gerçekten bu bu yani bak sanatın gücü bu ya gerçekten. Bir konu, bir problemi, bir soruyu nasıl güzel ifade edebiliyor bir böyle bir sanatsal bir bakış. Teşekkür ederim sana. Okan, Ezgi'nin yazısını gördün mü? Daha etkin olması için bir notu vardı. Ekran paylaşımını kapatıp tekrar açarken ekran paylaşımını video için optimize edi tıklayabilirsiniz. O zaman video daha sağlıklı görünüyor, ses de gelir. Teşekkürler. Rica ederim. Optimize etmek, sabitlemek mi? Ne? Uygun hale getirmek. Başlayabiliriz herhalde. Evet, başlayabiliriz. Yani bir 5 dakika hani toplanma açısından bir zaman tanımak istedim. Çünkü 5 dakikadan önce şeye gideyim sen. Evet. Başlamadan önce bütün katılımcılar lütfen mikrofonlarınızı kapatırsanız sevinirim. Araya başka sesler girmesin lütfen. Ben gördükçe kapatmaya çalışıyorum ama. Şey dinleyeceğim, Hilmi'yi dinleyeceğim. Dinlemek istiyorsan gel. Evet. Battal Hocam mikrofonunuzu kapatın lütfen. Merhaba, Battal da katıldı. Evet, iyi. Çok iyi. Ekip tamam. Hocam arada bir ben mikrofonları kapatacağım. Siz ikini de kapatmış oluyorum. O nedenle siz açın lütfen. Tamam oldu. Oldu Okan. Sağ ol. Evet şu an 66 katılımcı oldu. Çok iyi bir sayı. İlgi büyük gerçekten. Çünkü merak edilen bir konu. Ben yavaşça açıyorum. Siz ekran paylaşabilir durumdasınız. Ben şu anda izin verdim size. Tamam. Bilmi hocam. Teşekkür ederim. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Tüm katılımcılar hoş geldi. Bir pazar bilim söyleşisinde daha beraberiz. Aklı Yol Düşünce Topluluğu'nun kurguladığı ve Bakış Sahne'nin organize ettiği bilim söyleşilerine hoş geldiniz. Evet, pandemiyle beraber gerçekten bilimin ne kadar önemli bir şey olduğunu, hayatımızın belirleyeni olduğu daha çok açığa çıktı. Ve bu nedenle biz de artık bu online yani çevrim içi işlere yavaş yavaş kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Tabii yüz yüze olmak gibi değil. Hani biz insanın sıcaklığını da seviyoruz bir anlamda. Ama yine de bu platformları da bir biçimde kullanmaya alışmamız lazım. Tabii bir takım acemiliklerimiz oluyor. Kusura bakmayın. Bu konuda da öğreneceğiz. Zaman içinde eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bugün bize sevgili Hilmi Hocam, Profesör Doktor Hilmi Uysal, Nöroloji Bölümünde, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı'nda. Kendisi bir nöroloji hocası ama özellikle de evrimsel biyoloji ile ilgileniyor ve evrimle ilgili çalışmalar da yapıyor, yayınlar yapıyor. Çok da değerli sunumları var. Geçtiğimiz sene Baküs açıkken biz bir gün boyunca bir evrim sempozyumu yapmıştık.
sevgili Hasan Sün Hoca, İbrahim Hoca, Uğur Bilgi Hoca da katılmıştı bu sempozyuma ve gün boyu yüzü aşkın kişiyle biz evrim ve evrimle ilgili bilmemiz gereken temel bilgileri onlardan öğrenmiştik. Ama şimdi biraz daha işin detayına girelim istiyoruz. Ellerimiz hepimiz için çok değerli. Ben bir cerrahım. Benim için ellerim olmazsa olmaz. Aramızda sanatçılar var. Normal bir insanın günlük hayatında da elin gerçekten çok büyük bir önemi ve değeri var. Bize bugün Hilmi Hocam elin evrimini anlatacak. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Biraz da böyle topu çevirerek denir ya insanların toplanmasını sağlamaya çalışıyorum. Hilmi Hocam'a söz vereceğim. Şu şekilde yürütelim istiyoruz hani toplantılarımızı. Zoom üzerinde çoklu katılım olduğu için mikrofonlar hep beraber açıldığında böyle bir ses kirliliği oluyor ve anlaşılmak zorlaşıyor. O nedenle hani sunum esnasında soru veya katkınız varsa lütfen chat bölümünden, aşağıda bakın chat diye bir bölüm var. O bölümden yazarsanız ben onları not alacağım. Sunumun sonunda bütün bu aldığım notları Hilmi Hocam'a ileteceğim ve soracağım. Hatta o da chat penceresini açarsa birlikte yanıtlayacağız. Ha özelinde özellikle söz almak isteyen ve bir konuda farklı görüş veya fikir veya bir bilgisini paylaşmak isteyen olursa da bu chat'teki soruları bitirdikten sonra o kişileri direkt Hilmi Hocam'la soru yanıt bölümünde karşı karşıya getirmeyi planladım. Umarım güzel bir ve keyifli bir pazar akşamüstü geçiririz diyorum ve sözü Hilmi Hocam'a bırakıyorum. Okan'cığım çok teşekkür ederim. Öncelikle Aklın Yolu Düşünce Topluluğu'na, Baküs sahne düzenleyicilerine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcıları herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben hemen sunumumu açayım. Oradan paylaşmaya başlayayım. Tamam herhalde. Şimdi şöyle konuşmama yani siz insan elinin evrimini ele almaya çalışacağım. Bu görüntüyle başlamak istedim. Çok etkileyici bir canlı türü. Canlı bence. Canlı pembe elli balık diye adlandırılmış. Bize belki elin kökeni konusunda bundan daha güzel bir ifade olamazdı gibi geliyor. Bize de hayretle baktığını görüyorsunuz. Fakat çok acı bir haberle bunu sürdüreceğim. Çünkü bu yıl yani 2020 yılında bu canlının yok oluşu resmi olarak ilan edildi. Yani bu pembe elli balık artık dünyamızda var değil. Ve bu korona günleri içerisinde tabii kaynadı gitti bu bilgi. Her gün binlerce canlı bu şekilde yok oluyor. Demek ki Temmuz 2020 sayısında Scientific American'ın ki o haberlerden birisiydi. Bununla başlamak istedim. Konuşmamın şöyle neresini alabiliriz? Evet. Sunum planım şöyle. İnsan elini anlama çabasını yani kendimle ilgili bu çabadan kısaca bahsetmek istiyorum. Bu biraz BSK kısmı olacak. Neden bu kadar ilgi duyduğumu konuyu anlatmak açısından. Ondan sonra elin bir embriyolojisinden bahsedeceğim. Sonra elin dikkati çeken yapısal özelliklerinden bahsedeceğim. Yine elin dikkati çeken fonksiyonel özelliklerinden bahsedeceğim. Bu arada Hanife'ye çok teşekkür ederim. Aslında ilk bölümümle ilgili söylemek istediklerimi görüntü olarak, video olarak çok güzel ifade etmiş bu video. Konuşmamın ikinci bölümünde ise insan elini anlamak için evrimsel bir yolculuğa çıkartacağım. İlk önce uzun bir yolculuk yapacağız. Arkasından da daha kısa bir yolculuk olacak ama iki bölümlük. Daha sonra vaktim kalırsa, baktım ki çok sıkılmadınız, sanatsal bir yolculuk da yaptırmak istiyorum size ama baktım çok uzuyor. Ben de bazen konuşmanın içinde kayboluyorum bazen. Eğer kendim kaybolmazsam bu bölümü atlamamaya çalışacağım. Ve bir sonuçta yolculuğumuzun sonucunda bir özet yapıp bitirmeye çalışacağım. Şimdi benim bu elle ilgili mesleki ilgimin sebebi eli kaybetmenin ne demek olduğunu
elimi kaybetmediğim halde hastalarında görmüş olmam. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi kol amputasyonlarındaki ve transplantasyonlarındaki bir şekilde bir nörolog olarak, bir klinik nörofiz olarak yer alınca eli kaybetmek ve elin fonksiyonu konusu çok çarpıcı olarak, mesleki olarak yaşadım. Çift kol amputasyonu olan yaklaşık 15 olguyu hepsini muayene ettim, konuştum kendileriyle ve öykülerini dinledim. İnanın bana hepsinin öyküsü çok sarsıcı öyküler var bunlar içerisinde. Bunlardan 3 tanesi ise transplant yapıldı. Çift kol, bunların hepsi çift kol amputasyonları, tek kol amputasyonları da var. Onlardan bahsetmiyorum burada. Onlar çok sayıda ama çift el 4 hastaya çift el nakli yapıldı. Bunlardan bir tanesi hiç izleyemedim. Şansım olmadı öncesinde ve sonrasında. Çünkü kısa zamanda kaybettik. Çok üzücüydü gerçekten. Şurada oku çıkartırsam oradan daha güzel gösterebileceğim. Bu olgumuzu çok üzgünüm onun için. Bir kere daha bu üzüntümü burada belirteyim. Ama diğer 3 olguyu bir tanesini öncesinde görmedim ama sonrasında elin nakli yapıldıktan sonra izledim. Diğer olguları öncesi ve sonrası izledim. Tabii bu şansı veren Ömer Özkan ve arkadaşlarıydı. Bu el cerrahlarıydı. Yani bu gerçekten el nakli, çift el nakli, yüz nakilleriyle beraber aynı birinde yapılıyor olması bizim nörologlar ve klinik nörofizyologlar için büyük bir şanstı. Ama yapılan işin boyutunun ne olduğunu da ne kadar büyük olduğunu da size tarif edemem. Yani bu da ayrı bir konu gerçekten ve bunu da bence konuşmakta yarar var. Bu ne kadar büyük bir zahmetli bir medikal bir girişim olduğunu anlamak açısından. Geçenlerde bir hafta olmadı sanıyorum. Bir tane yüz nakli olgusu, el nakli ve yüz nakli beraber yapılan bir olgu Amerika'da yayınlandı. Cerrahi ekip vardı, cerrahi bir ekibin fotoğrafları vardı. Yaklaşık 150 kişi. Şimdi bir de kol replantları vardı. 3 tane olgu. Bu çok farklı ama çok daha ilginç. Çünkü bu yine kazalar sonucu oluşan 3 farklı, 9 yaşında, 19 yaşında, 3 yaşında 3 olgu. Bu olgular bir ekstremitelerini kaybediyorlar ama ta skapuladan, ta yukarıdan, yani omuzda tutunduğu yerden kolun, onların hem izlemi de bana çok şey öğretti. Artı bu olgular çift kol amputasyonları ve onların transplantlarından farklı. Çünkü bu olgularda herhangi bir immün süpresan bir şey kullanmamak gerekiyor. Ama bu da oldukça öğreticiydi. Dolayısıyla insan elini kaybetmenin ne demek olduğunu en azından hastalarımın empati kurarak anladığımı söyleyeyim. İnanın bana, günlük yaşamımızda ellerinizi kullanırken aynen hava gibi, havayı solumak gibi, soluk alıp vermenin kıymetini, soluk alıp vermeyi nasıl COVID günlerinde ne kadar önemli olduğunu ventilatörler, yoğun bakımlar anladıysak aynı şey burada da geçerli. Onları size tarif edemeyeceğim. Böyle olunca tabii insan bununla ilgili kitapları hemen merak ediyor. Çok çarpıcı, çok güzel 2 tane kitap vardı. Bir tanesi John Napier, öncü bir kitap çağımız için. 1993'te yayınlanmış. Çizimleriyle, ki bir sürü çizimde onun çizimleri, eli anlatan. İkincisi de Frank Ray Wilson'un kitabı. Kendisi bir nörolog aslında. Nörofizyolog demeyeyim de ama nörolojinin çeşitli alanlarında ama bir klasik bir nörolog, romantik bir nörolog diyeyim aslında. Onun bir kitabı, çok etkileyici bir kitap. Bu 2 kitap bana çok yardımcı oldu. Kitabın başlığında görüyorsunuz. How it's used shapes the brain, language and human culture diye. Yani başlık bile çok etkileyici. Bir 3. kitap daha var. Şu ortada gördüğünüz bu kitaba ulaşmak mümkün değil. Sir Charles Bell'in kitabı. Bu ama tarihsel çok önemi var bu kitabın. Çünkü elle ilgili 1833'te yazılmış bir kitap. Sir Charles Bell, bütün tıp fakültesi öğrencilerinin bildiği birisi. Bell paralizisini adı veren kişi. Aslında bir cerrah aynı zamanda ama müthiş bir çizer. Anatomist ve çizgili çizer kişi. Ve
Darwin'in emosyonların ekspresyonlarındaki kimi vardı ya. Kimi şekillerde Charles Benson şekillerini kullanmış Darwin'de. Onun kitabının başlığı da çok ilginç gerçekten. The Hand, yine elden el evrimleşen tasarım olarak yaşamsal yetenekleri ve mekanizması diye bahsediyor. Yani evrimleşen bir yapıdan 1833'te, yani daha türleri kökeni yayınlanmadan 1858-56'lar diyelim, neredeyse 25-23 yıl, küsur yıl önce bu şekilde tanımlamış derdi. Daha sonra tekrar bu konuya döneceğim. Ama bakın, kendisi 1829'da cerrah olduğunu, anatomist olduğunu ve çizgilerini ki yukarıda gördüğünüz şu iki şekil, onun çizgileri, şu orangutanların ayaklarının çizgisi, bu insan eliyle ilgili çizgilerinden. Orada 1829'da üniversitenin, Londra Üniversitesi'nin açılış konuşmasını ona yaptırmışlar. Gördüğünüz gibi olan, yani ne kadar bu etkileyici bir okulun ilk açılış konuşmasını yapan kişi olması. Ve orada kullandığı sözcük çok etkileyici. Ben sadece ellerimin işiyle tanınırım. Kitabın adı da The Hand. The Hand daha bundan daha sonra yayınlanıyor. 4 yıl sonra yayınlanıyor. Başka çağdaş kitaplar da var. Bu rastlayınca tersten başlamış gibi oluyorum aslında sunumuma, ama bunlar önemli olduğunu düşünüyorum. Raymond Tallis'in bir Hand diye kitabı var. 2003. Kendisi de nörolog. O da yani kendisiyle bir toplantısı olacak. Bir arkadaş onu ayarlamaya çalışıyor bu yıl içerisinde. Belki onu sizleri de davet edebiliriz. Kitabı bulmak mümkün değil. İnternetten de yani mümkün değil. Bu kitaba ulaşamadım ama adı çok ilginç gerçekten. Bir felsefeci sorgulaması içerisinde ele alıyor. İnsanın varoluşundaki bir sorgulama olarak ele alıyor. Bir nörolog olarak çok yani kabaca içindekilerle ilgili bilgi biliyorum ama kitap okumadım. Bunun daha sonra yine bu Zdravko Radman, bu tamamen tıbbi bir şekilde, medikal bir şekilde, hem fizyolojisi, anatomisiyle vesaire alan ama oldukça hacimli bir kitap. An Organ of the Mind diye ele alıyor. Yani bakın eli. Şu kitap çok etkileyici. The Hand and the Brain. Aslında sunumumda çok büyük ölçüde ondan yararlandım. O da hani 2014'te. 2016'da bir tane daha popüler bir kitap da yayınlanmış. Hand'den D'yi çıkartıp hands, bu bir handsleşmeyi anlatıyor ama başındaki sözcükçe ilginç gerçekten. What we do with them and why diye bu şekilde ele almış bir kitap. Şimdi hekimleri ilgilendiren ve bu konuda da olağanüstü bir 4 ciltlik bir kitap daha var. Tubiana'nın. O kitabı dolaşmak mümkün değil. Bu bir ansiklopedi aslında. Ama bir Fransız kendisi. Gördüğünüz gibi elle ilgili ortopedik, fizik tedavi, nöroloji problemlerinin tümünü ele alan bir kitap. Bu kitaba da ulaşabilmiş değilim. Bir bölümünü yalnız en azından bilgim var bir bölümüyle ilgili. Gördüğünüz gibi yani el konusuna ilgi duyduğunuz zaman kaynaklar oldukça var. Yeter ki bunu sorun, yani el diye bir kafanıza sorsun. Yaşamınızın temel, vücudunuzun temel parçası. Şimdi embriyolojisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bir tür elin hani nasıl oluştuğunu, evrimleştiğini anlamak, aynı zamanda elin nasıl bir gelişim gösterdiğini de, bedeninizde nasıl bir gelişim gösterdiğini de sorgulamakla başlıyor aslında. Çok bağıntılı. Daha sonra bununla bağıntılara birkaç kere daha tekrarlayacağım. Bedenimizi embriyoda ilk elin oluşumuyla ilgili zamanlama 26. güne kadar, 26. günden sonra başlıyor. 26. güne kadar şurada gördüğü gibi bir embriyo, herhangi bir elle ilgili hiçbir belirtisi yok. 26. günde bir böyle tomurcuklanma oluyor embriyonun anterior kısmında. Şuralar bahsediyorum. Çok küçücük bir şey zaten. 26. gündesiniz yaşamınızın. İlk tomurcuklanmanın olduğu bir bölge var. Ve burada kimi moleküler markerlar. Bunlar o kadar kıymetli ki bunlardan daha sonra da bahsedeceğim ama konum bu değil biliyorum. Fakat aklınızda kalsın. El deyince bunu aklınıza tutmamız lazım. Hox, mesela Hox genleri, TGF gibi proteinler. Bu markerlar
burada rol oynamaya başlıyorlar. 30. yüzyılda geldiğinde bir tomurcuklanma çok daha belirginleşiyor. Şuradaki gibi bakın, şuradaki gibi gözüken bir tomurcuklanmaya dönüyor elin bulunduğu bölge. Ve burada AER denilen apikal ektodermal yarık veyahut da işte sırt diyebileceği, tanımlayabileceğimiz bir yapı oluşuyor şurada. Ve bundan sonra bu AER'yi izlemek mümkün. Burada bir daha sonra içerisinde bir kartilaj doku oluşuyor 35. gün ve çevresinde de miyoblast dediğimiz kasların öncü hücrelerinin rehberi oluyor. Yani kartilajla beraber kas hücreleri de öncü hücrelerde belirginleşiyorlar. Sonra yavaş yavaş bu kartilaj 40. güne doğru ilerliyor. İlerledikçe ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılıyor. Bu iki ayrılma da muhteşem bir şey. Mesela 5 sayısını elde etmek için kaç kere ikiye ayrılmadan sonra bir ayrılma olması, tek yani ayrılma olmaması lazım diye düşünürsünüz. Hep bunu merak ederdim. 5 sayısına nasıl ulaştı? Burada aslında embriyolojisinde bu var. Daha sonra bu humerus diye tanımlayacağımız humerus'un kıkırdak yapısı daha sonra iki yapıya, onlar da daha sonra beşli bir parçaya ayrılıyorlar. Birbirlerinden ayrılıyorlar ve her ilerlemeyle beraber, her gelişmeyle beraber etrafında da o kas dokusunun hücrelerinin öncüleri de onunla beraber yer değiştiriyorlar. Ve 52 güne gelince şöyle 5 parmağın gördüğü, bakın şurada gördüğünüz yapıyla karşılaşıyorsunuz. Ama henüz parmaklar gözükmüyor gördüğünüz gibi. Parmakların gözükmesi için bu parmaklar arasındaki şuradaki dokuların apoptoz dediğimiz hücresel ölüm, yani kendi intihar, hücrelerin kendi kendini yok etmeleri de ayrılması lazım. Eğer ayrılmazsa, ki hastalarımız arasında görüyoruz, sindaktili dediğimiz tablo ortaya birleşik bir yapışık parmaklarla karşılaşıyoruz. Ve şimdi ileri almam lazım. Bakın bunu kontrol eden mekanizm, embriyoloji müthiş yol almış durumda. Genetikle beraber, genetik birimin birleşmesiyle beraber ikisi. Bunu buradaki hareketi, şuradaki değişimi kontrol eden genler ve proteinler büyük ölçüde biliniyor. Bunlar içerisinde en önemli gen HOX genleri. Bunlar açılıp kapanan genler. Burada 13-9 mesela 9 HOX-9 aktif olduğunda omuzdaki kas kemik yapısı ve onun kas dokusu. 10.sü aktif olduğunda klavik humerus dediğim biraz evvel bahsettiğim doku. 11 aktif olduğunda onun bir distalindeki ilerisindeki kemik dokular ve onunla ilişkili şeyler. Ve 13'e gelmeniz lazım ele ulaşmanız için. HOX 13 geninin okunması lazım. Yani oraya ulaşması lazım. Okunma kapanma, okunma kapanma, okunma kapanma ve okunma ve ondan sonra kapanmayla da elin oluşması lazım. Sonra kapanması lazım. Bunu mekanizmasını biliyoruz gerçekten. Yani şuradaki gelişim 26 günden 52 güne kadar olan müthiş bir gelişim öyküsü çok etkileyici. Şimdi peki eğer embriyolojik olarak kendi bedenimizde bile, kendi bedenimizin oluşumunda bile tarihi var gördüğümüz gibi ve onun da büyük ölçüde nasıl kontrol edildiği ile ilgili genetik mekanizma, embriyolojik mekanizma ile ilgili epeyce bilgimiz var. Peki elimizin nasıl bir yapısı var? Evet, Hanife'ye burada sözü bırakmış gibi oluyorum. Elimiz gerçekten anatomik olarak baktığınız zaman da etkileyici bir yapı. Sadece bir ele baktığınız zaman 30'a yakın kemikte oluşuyor. Ön koldaki şu iki kemik, hani humerus'tan sonra iki ayrılan parçada bahsetmiştim. Radius ve ulna, bu iki kemik dahil 30 kemikten oluşuyor. Yoksa 28 kemik, bazıları 27 kemik diyorlardan oluşan bir yapı. Şurada ön bilekteki kemiğin, ön koldaki iki kemiğin distalinde bir kemik kümesi var. Bunlara karpal kemikler deniyor. Bir küme gerçekten, 9 kemiklik bir küme. Birbirleri tutunmuşlar. Kimi küçük hareketler yapıyorlar ama yapıları, yani birbirlerini hani tek tek parçalarının anlamını nedir anlamak zor ama bir kısmı eklemin kimi hareketleri için gerekli. Ama çoğu hareketli değil. Yani yarı hareketli bir kısmı, çok az bir kısmı. Ve bu kemik grubuna tutunan bizim tarak kemiği olarak Türkçe'de bildiğimiz 5 tane kemik var. Ve onların da distalinde parmak kemiklerimiz var. Yani parmak dediğimiz zaman şuradakileri kastediyoruz. Şu birinci parmak, baş parmağımıza birinci parmak diyoruz. Ve onun
tarak kemiğinin distalinde iki parçadan oluşuyor. Proksimal ve distal falanks. Ama diğerleri üç parçadan oluşuyor. Ortada bir tane daha parçaları var. Toplu sayarsanız 30 kemik. Diğerinde de 30 kemik var, 60. Vücudumuzdaki yaklaşık kemik sayısını sayarsanız 300 desek, düşünsenize neredeyse %20 kemik ellerimizde. Yani vücudumuzun kemiklerin önemli bir kısmını elimize taşıyoruz aslında. Şimdi bakın, burada da şurada el kemiğimiz, bakın bu da ayak kemiğimiz. Ne kadar benziyorlar birbirlerine. Aynı yapı. Aynı yapı. Bakın yine o karpallere, elde karpal kemik dediğimiz 8-9 kemikten oluşan bir yapı. Burada da tarsal kemikler benzer bir şekilde duruyorlar. Bir kemik kümesi. Ondan sonra onun distalinde de tarak kemikleri var. 5 tane yine. Yine baş parmağınkinde parmak kemikleri 2 tane, diğerlerinde 3 tane. Kendi bedenimize bile baktığımız zaman elimiz ayağımızdaki arasındaki benzerliği görebiliriz aslında. Bu da çok önemli bir, yani aslında kendi bedenimize bakmak da bedenimizi anlamamızın bir parçası diyorum. Yani kendi bedenimizden öğreneceğimiz çok şey var kısacası. Kaslara baktığınız zaman kemikler tabii tek başına hiçbir anlam taşımıyor. Onun şüphesiz anlamı var da, yani onların diğer dokularla birlikleri önemli. Kaslara baktığın zaman da şu elin iç yüzüne bakarkenki görünümü, parmakları hareket ettiren kasların önemli kısmı ön kolda. Şu bölümde yer alıyor. Yani radius ve ulna dediğimiz yerde tutunan kaslar. Bunlar parmakları ve bunlar halatlarla parmaklara doğru uzanıyorlar. Ve en büyük grup bu. Parmaklarımızı kaparken ki kullandığımız kas grubu. Buna fleksör kas grupları diyoruz. Öbür yüzünde distal, dorsal yüzünde ise ekstensör kas grubu. Bu parmaklarımı açtığımız zaman ki olan kas grubu bunlar. Demek ki iç yüzde ve dış yüzde iki tane çok büyük kas grubumuz var. Ve bunlar halatlar biçiminde olan tendonlarla uzanarak parmaklarımızı hareket ettiriyorlar. Elimizin içerisine baktığımız zamansa yine çok çok sayıda bir kasla karşılaşıyoruz ki ya aslında biraz evvelkiyle elimizdekileri beraber saysak, yani biraz evvel ön koldakilerle elimizdekileri saysak yaklaşık 40 küsur kas var bir elde. Bunun yaklaşık 20 tanesi, 20-21 tanesi elimizin içerisinde, ön kolda değil. Bunlar hem tendonlarla kısa ve uzun bir tendon bağıntısıyla eklemlere tutunuyorlar. Hem kemiklere tutunabiliyorlar, hem de yukarıdan biraz evvel bahsettiğim ön koldan gelen kasların tendonlarına da tutunarak dorsal ve interossal dediğimiz kaslarla dorsal volar, lumbrikal dediğimiz çok farklı adlarla adlandırdığımız kaslarla el içindeki kas grubunu oluşturuyorlar. Ve bunlar, şunlar şurada gördüğümüz grup büyük ölçüde ikinci, üçüncü, dördüncü parmağa aitken baş parmağa ait grup başlı başına bir yer tutuyor bunlar içerisinde, elin içindeki kas grupları içerisinde. Elin ve bunlar daha çok parmak intrinsik el kasları parmakların kapanmasıyla içeri doğru hareketleri kontrol ediyor, ona ait. Parmaklarımızın açılmasına ait kaslar, direkt olarak bir kas yok. Oradaki kasların hepsi ön kolda. Onlar halatlarla kontrol ediyorlar. Ve o halatların tutunduğu parmaklar içerisinde, parmaklarımız içerisinde herhangi bir kas yok. Şuralarda hiçbir kas yok. Hepsi tarak kemiklerimizin bulunduğu bölgede yerleşmiş durumda. Parmaklarımız içerisinde ise tendonlar var. Tendonlar da çeşitli bağlarla, minik bağlarla böyle terzinden hani bantları gibi bağlarla birbirine içinde kayabileceği kanallardan hareket ederek bizim parmak hareketlerimizi oluşturan yapıyı kazanıyorlar. Bu kas gruplarını kontrol eden de 3 tane sinirimiz var. Ulnar sinir. Ulnar sinir büyük ölçüde intrinsik el kaslarının el içindeki kasları innerve ediyor. Medyan kas ön kol fleksörlerini innerve ediyor ve de radyal kas da ekstensör parmaklarımızı açtığımız zamanki kasları innerve. Dolayısıyla demek ki ve aslında şunu da söylemek lazım. Bunlar içerisinde tek bir kasla, tek bir sinirle elin fonksiyonları kontrol edilmiyor. Bu üç sinirin birlikte fonksiyonu gerekiyor. Bir tanesi zedelendiğinde diğer sinirler tek başına kendi işlerini yapamıyorlar. Özellikle bu baş parmak için çok önemli. Baş parmağın hareketleri için üç sinirin de aktif olmuş olması gerekli. Tabii el sadece elimiz sadece
kemiklerden, kaslardan, tendonlardan oluşmuyor. Bir de parmak uçlarında oluşan cilt dokumuz var. O dokumuz dokunsal olarak, hassasiyet kavrayış olarak çok yüksek sayıda reseptör içeriyor. Bunlar hem basınca duyarlı reseptörler var, dokunmaya duyarlı reseptörler var, ağrıya duyarlı reseptörler var, sıcağa soğuğa duyarlı reseptörler var. Bu sayede ellerimizle aslında nesnelerin ne kadar, nasıl oldukları konusunda fikri elde etmemizi sağlayan da bu yapı, kemik ve kas yapısı üzerindeki bu ince, yüksek yoğunluktaki reseptör yapısı. Bunları birleştirdiğimiz zaman birleşmiş olan bir ele sahibiz. Peki, şimdi nasıl fonksiyon görüyor bu el diye bakarsak, primer basit hareketlerine baksak bile çok etkileyici. Baş parmağın mesela şöyle dönücü hareketi var baş parmağın. Bu aslında gerçekten karpal kemiklerin üzerine yerleşmiş, böyle at sırt eğere yerleşmiş bir tarak kemiğiyle oluşan bir hareket aslında. Oldukça biyomekanik olarak yani üzerinde hani mühendislerin üzerinde bayağı uğraştıkları konu. Artı bu parmak böyle dönücü hareketler yaptığı gibi aynı zamanda diğer parmakların hepsine ulaşacak o pozisyonların içe gelme veyahut da açılma hareketini de yapabiliyor. Bütün parmakların açılması ve kapanması var. Parmakların kapanması ve açılması var. Mesela basit hareketler. Ama karmaşıklaştığı zaman iş daha da zenginleşiyor. Mesela şöyle üç parmağınızı, baş parmak, ikinci ve üçüncü parmağı kontrol, sadece onları kontrol edeceğiniz pozisyon olabiliyor. Diğer iki parmak, yani birbirinden ayrı davranabiliyorlar bu parmaklar. O kadar önemli bir özellik ki birbirinden bağımsız davranabilen beş tane manipülatif, yüksek hassasiyette algılama gücüne sahip yapıya sahipsiniz aslında. Beş bir tarafta, beş bir tarafta dersek 10 tane. Ve bunlar birbirinden ayrı bu şekilde davranabildiği gibi birleşebiliyorlar ve kendi mesela kalem tutarkenki pozisyonunuzu düşünün. Bu üç parmak bu kendi estetik bir şekilde birbirleriyle bağıntı kurabiliyorlar. Artı bilek pozisyonuna göre de parmakların hareketlerini değiştirebiliyoruz. Bu sayede çok ilginç tutuşlar yapabiliyoruz. Bir tanesi güçlü kavrama yeteneğimiz var. Şu dört parmağın içerisine baş parmakla sıkıştırarak avucumuzun içerisinde çok güçlü tutma yapabiliyoruz. Veya çok hassas tutma yapabiliyoruz. Bu ilk baş parmakla bir ikinci parmağın o pulp arasına minik bir tutuş. Yani bu da olağanüstü bir şey. Veyahut da öyle hassas tutabiliyoruz ki buraya top konmuş ama yumurta da koyabilirdik. Yani bu robotların yumurtayı tutabilmesi müthiş başarı olarak düşünülüyor. Hiç kırmadan olması. Oradaki hassasiyeti ve beceriyi beş parmağın tutunarak hareket etmesi kolay, çok kolay bir şey değil aslında. Veya işte bir dartı atarken ki şu üç parmağı kullanışınız. Veya bir ampulü sökerken iki elin birbiriyle sinerjik olarak çalışarak çok ince hareketleri yapması, kapak açmanız, düğme tutmanız, bunların hepsi gerçekten fonksiyon olarak düşündüğünüzde bir mekanik gözüyle baktığınızda oldukça karmaşık hareketler. Anahtarla kapı açmanız müthiş bir hareket aslında. Yani baş parmağın böyle lateralden tam karşısına gelerek ikinci parmağın yanına gelerek onu sıkıştırıp tutması, yani şuradaki tutuşu yapması mekanik olarak çok kolay bir şey değil aslında. Veya kalem tutmanız. Biliyorsunuz ilkokulda çocuklara, değil mi, 7 yaşında dili öğrenen çocuğa kalem tutmayı öğretmeniz gerekiyor. Yani bu hareketi becermek için bayağı ciddi eğitimden geçiyoruz aslında. Ve yine bu üç parmağın kapak açmalarımız veya kibrit tutmanız veya buna devam edebilirim. Veyahut da bir iğne deliğine ipliği sokmanız ve bu iki elin birbiriyle olan bağıntısı, birbiriyle dengelemesi, kontrol etmesi veya keskiyi cerrahları, bunu çok daha keskiyi çok güçlü de kullanabilirsiniz. Çok minik hareketler içinde kullanmışsınız. İki elin birbiriyle bağıntısı. Dediğim gibi güçlü kavramadaki şu tutuş müthiş bir el mekaniği gerektiriyor. Veya eli bir taşıyıcı olarak kullanabilirsiniz. Yük taşımada çengel gibi kullanabilirsiniz. Bütün bu fonksiyonlarda baş rolü gerçekten baş parmak oynuyor. Baş parmak çok zengin hareket yeteneğine sahip.
fleksiyon, ekstansiyon dedim, kapanma, açılma, ileri gitme, geri gitme gibi üç farklı düzlemde olan hareketlerle bu işi başarıyor. Ve bunu başarmasında, baş parmağını başarmasında 9 tane halat bu işi yapıyor. 9 halat tutunuyor. Ve bu halatların bir kısmı çok incelikli, yani minicik. Adını bile söylemeyiz anatomi derslerinden. Yani ama o minicik, o bahsettiğim o ince işleri yapabilmemizin sırrı bu 9 tane tendonun, sadece baş parmak için bahsediyorum, diğerler için de aynı şey geçerli. Tendonun düzgün bir şekilde belirli bir programa, belirli bir amaca yönelik olarak kullanılmış olması. Ve buradaki hareketlerin bu Fibonacci dizisine benzediği matematiksel olarak söyleyenler de var, yani yok değil. Hani içinde kendi bu matematiksel bir güzellik olduğunu da söyleyenler var. Kendi içinde eğer orantısal bakarsanız Leonardo Vinci'nin herhalde en çok cazip olduğu, sevdiği yerlerden bir tanesi olsa gerek. Gerçekten o simetriyi gösteren bu mekanik beceriğin karşılığı olan bir estetik ölçülülük de var gözüküyor. Şu kapanmadaki düzen artı nesneleri avucun içeri, parmakların avuç içerisindeki oluşturduğu eksenler çok zengin, eksen zenginliğine sahip bir ele sahip oluyoruz. Evet. Dolayısıyla hani şu pimpon tenis topunu böyle tutup atabilmedeki becerimiz çok alalade gelebilir size ama aslında muhteşem bir birleşimin, yapısal ve fonksiyonel birleşimin bir sonucu. Böyle bir ele nasıl sahip olduk? Şimdi burada iki şey söylenebilir. Bir tanesi, insanın eli onun varoluşuyla mi oldu diye sorabiliriz. Yani biz var olurken elimize böyle oldu diye de düşünebilirsiniz. Ya da elin bir tarihi var mı diye de sorabilirsiniz. Yani bu yapı nasıl, hani bu güzel bir soru aslında bence. Ve tabii o zaman bir yolculuğa çıkartmam gerekiyor sizi. Bu yolculuğa da nereden başlatacağım derseniz, yine aslında 2020 yılı, ya çok hani kötü, zor bir yıldı ama çok da ilginç bir yıl bilgiler açısından. Bu da Nature'dan bir yayın size. Elpistostege. Duydunuz mu, adını bilmiyorum. Elpistostege'in eli. Elpistostege bu Kanada'da bulundu. Kanada'nın jeolojik olarak Kanada'nın konumu gerçekten önemli. Dünyanın tarihine baktığınız zaman. Kanada'da bulunan 1.57 metre boyunda olan bir fosil. Ve tarihi Late Devonian, yani geç Devonian periyoda uyuyor. Yani 393 ila 359 milyon yıl öncesi. Yani demek ki elin tarihini nereden başlatır derseniz, fosil olarak, yani gözlerimizde gördüğümüz fosil olarak yaklaşık 400 milyon yıl öncesinden başlatabiliriz gözüküyor. Bu Elpistostege bize bunu söylüyor. Elpistostege böyle bir canlı, bir balık türü, denizde yaşayan, o çağlarda yaşamış, 1.5 metre boyu, olağanüstü bir şey tabii. Gördüğünüz gibi fosil bütünlüğünü büyük ölçüde korumuş, o bakımdan çok şanslı olduğunu söylüyorlar bulanlar da. Ve bu fosilin şurada gördüğünüz gibi yüzgeçleri var. Şu öndeki pektoral yüzgeç deniyor. Pektoral fin diye geçen. Bu da pelvik yüzgeçleri, pelvik fin. Balıkçıya gittiğinizde bütün balıklarda gördükleriniz bunlar. Onların da pektoral finleri ve pelvik finleri, yüzgeçleri var. Bunda onun da yüzgeçleri var. Ama bu yüzgeçlerin bulunduğu yere dikkatle baktığınız zaman, yüzgeçlerin pektoral ve özellikle pektoralinkine ve farklı bir gözle, farklı bir teknolojide baktığınız zaman o yapının, yüzgeçin proksimal kısmında, bedene bağlanan kısmında değişik bir şey görüyorsunuz. Evet, kemikleşmiş yapılar. Bir tane böyle bir yapı var, bir yapı. Onu tutunmuş iki parça yapı var, iki tane yapı. Aralarına bir tanesi girmiş. Daha sonra onların önünde de çok sayıda küçücük parçacıklardan oluşan bir yapı. Onun distalinde de minik parçacıklar.
Eğer şekil olarak çizerseniz şöyle bir yapı oluşuyor. Şurada tek bir yapı, burada iki tane yapı. Sonra arada bir sürü kemik parçacıkları, sonra onlardan çıkan parçacıklar. Bunlar size bir şey hatırlatıyor mu? Daha yakından bakarsak, artık adlarını da koymuşlar. Şu ulnanın parçası, ulnayı hatırlatıyor. Şu radius'un, şuradaki karpal kemikler, burada da parmak kemikleri, dijital kemiklere ait bir yansıma. Evet, epistosistej şurası, şuradaki canlı, şurası. Onun aslında bu dönem gerçekten çok ilginç. Onun bir öncesi tiktiyalik var. Tiktiyali duymuşsunuzdur sanıyorum. Aslında tiktiyalik denizden karaya çıkan ilk canlı türlerinden bir tanesi. Ve bununla ilgili müthiş bir kitap var, İçimizdeki Balık. Bu kitabı size öneriyorum. Onun yazarı çünkü Şübin. Şübin de beyefendi, şuradaki beyefendi bir tıp fakültesi anatomi hocası, aynı zamanda antropolog ve bu fosili bulup Kanada'da hiç de şanssız, yani şans yok, şöyle diyeyim, rastlantı yok diyeyim yani. Kanada bölgesinde bu tiktiyali buldular ve onun tetraport yani dört bacaklı karaya çıkan ilk canlının fosilleri olduğu konusunda artık bir fikir birliği var. Adını da tiktiyali koydular. Oradaki yerli halkın tanımlamasına dayanarak. Şimdi tiktiyalikten çok daha ayrıntılı bir şekilde epistosistej, onun bir sonrası, tiktiyalikten daha sonrasına gelen bir tür. Onunkinde bu yapı, şurası humerus, radius ulna, şu radius şu ulna, şurada karpal kemikler, burada da parmak kemiklerinin oluşan yapıyı görüyoruz. Şurada gördüğünüz gibi altta zaman skalası var. Bunlar şurada gördükleriniz büyük ölçüde lob yüzgeçli balıklar. Birazdan bahsedeceğim. Tiktaalik de öyle bir balık. Bir Elpistosisteis de öyle bir balık. Bunların da en büyük, onların da atası diyeyim, kolekantlar. Kolekantlardan birazdan bahsedeceğim. Sonra şöyle bakarsak yukarıda aslında ışın yüzgeçli balıklar var. Işın yüzgeçli balıklarla lob yüzgeçli balıklar birbirinden farklı. Lob yüzgeçli balıklar da dört tane yüzgeçleri var aynen. Fakat onun gövdeye bağlandığı yerde demin bahsettiğime benzer yapı içerenler ve bunlarda kolekant var. Bizim epistosisteis şurası ve bizim hani elle ilgili üst ekstremiteyle ilgili İlk fosilleri derli toplu gördüğümüz ilk canlı da bu. Yani şunlara ait olanlardan tiktiyalin boyunla ilgili ve omuzla ilgili kısımlarını görmüş durumdayız ama eldeki bütünlüğü gördüğümüz burası. Daha sonra aşağı doğru indiğiniz zaman karatal dört bacaklılara rastlıyoruz, tetrapodlara. Şurası epistosisteis'ti. Bu tetrapodlardan öncülerinden, bakın humerus, ulna radius ve karpal kemikler arkasından parmaklar. Bu tiktiyalik çok belirsiz ama epistosisteis'te bu çok daha belirgin. Bu bizim, biraz evvel size bahsettiğim yapı da burası bizimki. Humerus, radius, ulna, karpal kemikler ve tarak kemiklerimiz ve parmak kemiklerimiz. Benziyor mu birbirlerine? Bu benzerlik çok ilginç aslında. Bugünkü canlılara baktığımız zaman da görebiliriz. Aslında mesela atlar tek toynaklı canlılar, türlerden. Fakat onların da aslında diğer parmakları var. Yani üçüncü parmak aslında bizim tek toynak olarak gördüğümüz şey üçüncü parmak aslında. Dördüncü, beşinci parmak yukarıda duruyor. Ve atların atalarından yok olan türlerinde üç toynaklı ve dört toynakları da var. Yani ve onlardaki 3 ve 4 toynaklılar 2. 3. 4. 5. parmak, 1. parmak yukarıda kalıyor. Bir yere de 3. Bunlar türleri yok olmuş olanlar. Çift toynaklılar var biliyorsunuz. Yaşamımızda duruyorlar. İnekler, koyunlar veyahut da domuzlar var 4 toynaklı. Dolfinlerin bile yani yunusların bile toynakları var. 4-5 toynak dememek lazım. Kol kemikleri desem daha doğru herhalde. Ve köpeklerin 4 toynağı var. Kedi ve köpeklerin görürsünüz ayak izlerini bastıklarında şu 4 tanesi. Ama 5. parmak burada. Aynı yapı onlarda da var. Bunlar radius, karpal kemikler, metakarplar ve parmak kemikleri. Yani bizimkinin planın benzer bir planı onlar da var. Aynı plan. O planı taşıyoruz aslında.
Şimdi bu plan sadece bize ait değil aslında. Yani sadece buradaki Mehmet. Bakın bu da yarasalardaki plan. Onlarda da kanadın oluşturan, kanadı oluşturan kemikler, kanat demeyeyim o bu bir kuşlardaki kanattan farklı ama beş parmağın içerisindeki açılan bu örtü aynı planı taşıyor aslında. Dolayısıyla şuradaki yapının yani şu taslağın farklı görünümleriyle karşı karşıyayız aslında. Takılıyor bazen, kusura bakmayın. Şimdi embriyologlar elin proksimal kısmına stilopod diyorlar. Ondan sonra ön kol kısmına zygopod diyorlar. Distaldeki kısmına elimize yani elimiz otopod denilen embriyolojik olarak tanımlanıyor. Ve bu bölümlerin gelişmesini kontrol eden genler, genler ve proteinler büyük ölçüde biliniyor. Yani otopoda ulaşmanız için HOX13'e ulaşmanız lazım. Burada şimdi bunun üzerine girmeyeceğim ama mesela HOX9'da işte diyelim ki stilopoid alacaksınız HOX9'a kadar 11-13 şurada 9 burada 6. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki konu bu olmadığı için ona girmeyeceğim ama buradaki sıralamanın nasıl olacağını belirleyen genlerimizin okunması. Ve böyle baktığınız zaman da ışın yüzgeçte balıkların aslında bile onların hani bu stilopod, zygopod, otopodlarına karşılık gelecek parçalarının ve olduğunu, ondan sonra da lob yüzgeçte balıklara doğru geldiğini, daha sonra tetrapodlara ve arkasından da mesela şurada bir farenin üst ekstremitesine ait yapıyı görüyorsunuz. Böyle bir buradaki ağı kontrol eden genler ve proteinlerle bu evrimsel süreç arasında büyük bağıntı olduğunu görüyoruz. Şimdi sadece kemiklere ait bu yolculuk? El kasları nasıl peki? Evet, bu konuda yani bu birlikte düşünülmesi lazım bana kalırsa ama ayrı ayrı yollardan ilerliyorlar ve kaslar konusunda da müthiş kitaplar var. Kordolar yani spinal kordlu canlıların kaslarını homolojik olarak da evrimiyle ve development'ıyla inceleyen kitap mesela Rui. Bu da 2000'lerin sonuna doğru yayınlandı. 2010'lar ve 19 oralarda olabilir. Rui Diogo. Müthiş bir insan. Müthiş bir hem anatomist antropolog yani şu anda The Visible Ape Project'inde yürütücüsü gözüküyor. Kitapta ayrıntılı bir şekilde kasların nasıl evrimleştiğini ve onlar arasındaki homolojiyi görmemiz mümkün. Ve bakın bu da galiba 2018 yayını üst ekstremitedeki balıklardan tetrapodlara olan dönüşümü anlatıyor kaslar. Pektoral biraz evvel bahsettiğim pektoral yüzgeçten. Buna fins to limbs transition yani yüzgeçlerden ekstremiteye dönüşüm diye anlayabiliriz. Bu kavram. Yani aslında temel bahsetmiş, şimdiye kadar bahsettiğim kavram bu kavram. Bu yüzgeçin kontrolünde iki büyük hareket grubu var. Bir abdüksiyon. Yani bir yaklaştıran, bir de uzaklaştıran, bedenden uzaklaştıran grup var. Bu grupları farklı türlerde karşılaştırmışlar Rio'lar bu makale. Biraz evvel bahsettiğim makalede. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Şurası bizim yüzgeçli demin şuradaki balık türlerine ait. Bu da bir üst ekstremiz olan tetrapodlara ait bir yapı. Bu da Altistostege gibi bir aradaki bir canlının ait olan. Şimdi bakın onları sıralamışlar. Dört tane grup içerisinde bunlara bakıyorlar. Şuradaki iki tanesi, şurası üstteki, şuradaki aşağıya almam lazım. Latimeria var. Latimeria aslında kolokantların, yani lob yüzgeçte balık demek lazım. Şu Neoceratodus, tabii ismi tam söylüyorum, bunlar da bazen şey. O aslında akciğerli balıklardan bir grup. Bunlar denizde yaşayanlar. Şurası tetrapodlar. İgyonalar, samanderleri biliyorsunuz aslında, semenderleri biliyorsunuz. Bir de iguanalar var. Onlar da meşhur. Bunlarla karşılaştırdığınız zaman bakın
Özellikle süperfisiyel ve derin ve yüzeysel ve derin diye ayrılmışlar. Adüktör kas grubuna bakıyorlar. Adüktör yüzeysel olanlar altı olan grup var. Temel grup bu. Onları da şuradaki gösterebiliriz. Şurası süperfisiyel olan. Şurası yüzgeçin kısmı. Burası gövdeye yakın olan kısmı. Süperfisiyel şurası da derin olan kısmı. Bu iki kas aslında büyük ölçüde belirliyor onların hareketlerini. Bir minik, daha minik kas grubu var yüzgeçe kadar geçen ama asıl büyük grup bu. Bakın bu grup mesela solungaçlı yüzey, akciğerli balıklarda benzer devam ederken tetrapodlara geldiğinde birdenbire iki olan kas grubu 8'e yaklaşık çıkıyor. 8 kas grubuna çıkıyor. Latissimus dorsi dediğimiz extensor digitorum, extensor antebrachii, triceps gibi yani hani anatomiden bildiğimiz kanlar. Kaslara dönüşüyor. Veyahut da iguana'da yine bunu benzer kas grubunu devam ettiriyor, paylaşıyor veyahut da devam ediyor. Yani tetrapod söylemek istediğim şu, aslında demek ki daha önceki latimerde iki tane olan temel hareketi sağlayan kaslar tetrapodlarda 7-8'e çıkıyor. Bu adüktör grup için geçerliydi. Aynısı abduktör grup için de geçerli. Yani açan grup için, yüzgeci dışa doğru açan grup için geçerli. Onlar da hem süperfisyel hem yüzeysel hem derin olarak ayrılıyorlar. İkilik bir kas grubu iken, alt parçaları varken onlar 8-9 tane farklı kas grubuna dönüşüyorlar. Şimdi bu tetrapodlarda semenderler. Şimdi insana gelinceye kadar nasıl diye bakabiliriz, değil mi? Aradaki tümüne bakabiliriz geçişlerle birlikte. Samanderlerde yaklaşık ön kol ve el içeren 37 kas var. İnsanlarda, primatlarda dediğim gibi sözünü de bahsetmiştim, 41 kas var. Demek ki 37 kastan 41 kasa doğru bir dönüşüm olması lazım. Şimdi onu izleyelim bakalım. Demek ki mesela bir kas grubu kalmış, pronotor quadratus olarak kalmış. Ama şuradaki grup değişmiş salamanderlerden sonra diğer tetrapodlarda. Ondan sonra ona dönüşmüş. Bazı kas grupları, bakın buradaki mesela flexor brevis profundi birdenbire 4 tane farklı kasa parçalanmış bir yer, tutunma yerlerine bağlı olarak. İşte şuradaki extensor antebrachii kası, brachialis, supinator, extensor carpalis gibi başka bir kas grubuna dönüşmüş ve onlarla devam etmiş. En sonunda insana geldiğinde ne fark var diye bakarsanız şu kırmızılar en önemli fark oluşturanlar. Mesela şurada extensor pollicis brevis. Mesela bakın burada en tek fark o gözüküyor burada. Veyahut da burada flexor pollicis longus. Yani tek fark bu. Diğerlerine 37 kastan 41 kasa dönüşürken kiler. Diğerlerine bakalım yine. Bu Volaris Primus Henle'nin kası, bu ismi birkaç kere tekrarlayacağım daha sonra. Interossos 1 ile 4, Flexor Pollicis Brevis ve Open Amp Digitimini. Bu kasların tümü baş parmakla ilişkili. Yani demek ki biz tetrapodlarda insanla gelişmedeki fark aslında aynı kas gruplarını bir baş parmağa yönelik olarak modifiye edecek şekilde dönüşmüşüz. Şimdi salamanderden yani tetrapodların başından insanlığa geldik ama bu uzun bir yolculuk gerçekten. Neredeyse ilk başına alırsak yaklaşık 350-400 milyon yıllık bir yolculuk yaptık. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Daha kısa bir yolculuk yapmam gerekti ki bugünü anlayalım. O da kendimizi türümüzün bulunduğu grubu almak. Yani biz bir primatız. Primat o zaman evi nasıl değişti diye bakabiliriz. Daha kısa bir yolculuk yapmak için. Primatı nasıl tanımlanıyor? Bakın primat kavrayan elleri olan, büyük beyinleri doğuştan gelen davranışlardan ziyade yüksek derecede öğrenilmiş davranışlar olan memelilere primat deniyoruz. Biz bir primatız, bir memeliyiz ve kavrayan ellerimiz var. Bu özelliklerimiz primat olmaktan geliyor. Primatlar iki büyük alt gruptan oluşuyorlar. Haptorhiniler ve streptorhiniler. Streptorhiniler ıslak burunlu veyahut da daha karmaşık burunlu, kıvrık burunlular diye adlanıyorlar. Lemurlar var onun içerisinde. Bizler ise kuru burunlu veyahut da basit burunlulardanız. Bir en önemli özelliğimiz de C vitaminini biz sentezlemiyoruz. Diğerleri sentezliyor. Ama bakarsanız şöyle, primatlar, şuradayız biz, haptorhiniler. Onların içerisinde
eski dünya maymunları, yeni dünya eski dünya maymunları, yeni dünya maymunları var. Yeni dünya maymunları kuyrukları ama o eski dünya maymunları içerisinde ama onlardan da hominidiyalar içerisindeyiz ve homininiyalardanız biz. Ve bizim önemli özelliğimiz diğer grup yani streptonililer prosimiyanken biz simiyeniz, antropoidleriz. Şimdi böyle bakarsak nasıl gidiyor buradaki değişim, el nasıl değişti diye bakarsak primatlardan remur, streptonililerden yine primattan tarsius, bu da streptonililerden. Bunlar hepsi haptolililerden. En sonunda da burada homo sapiens var gördüğünüz gibi. Size kaç kas olduğunu söylemiştim. 41 kasımız var. 20 tanesi elimizin içerisinde. Lemurlara bakalım. Lemurlarda 49 kas var. 30 tanesi el içinde. Çok ilginç değil mi? Şimdi burada da görüyorsunuz onların fotoğraflarını. Hepsi sevimli, çok sevimli bir primat. Yani bizim primat özelliğimizden hiç utanmamız anlamıyorum ben de zaten. Şimdi bakın nasıl değişiyor? Aslında burada değişenler yani aynı kas yaklaşık belirli bir dozluğa ulaşmış primatlarda. Çünkü ellerimizi kullanan ama onlarda minik düzenlemeler yapılmış. Şöyle bakarsak yine buradan geriden gidersen flexor pollicis longus, bak flexor dictorum profundus var. Lemurlarda da var. Ama bize geri insana doğru geldikçe panlardan sonra flexor pollicis longus olmuş. Bu baş parmağın kası. Baş parmağı hareket ettiren kaslardan bir tanesi. Yine şuraya bakalım. Adductor brevis. Bakın buradan ta adductor pollicis lemurda da var. Geliyor ama ne yapmış? O bir tane henle kasına ayrılmış. Bir yani o kadar yakın bir kas ki göstereceğim anatomisini birazdan size. Veyahut da interossallardan var. Yokmuş sonra var olmuş sonra tekrar yok olmuş. Bu çok görüyoruz mozaizmi de görüyoruz bu kaslar içerisinde. Ve yine en altta extensor pollicis brevis, bu da baş parmağımızın kası. O da sadece hilobatlarda var. Hilobatlarda sanıyorum şuradaki gibbonlar, evet gibbonlar. Şunlarda ki kası benzerini bize tanır. Extensor pollicis longus, bu da baş parmağın kontrolünü sağlayan kas. Bakın o bahsettiğim oyuncak kas, henle kası da şu kas, şuradaki minicik kas. Buradaki tendonların hepsi baş parmakla ilişkili. Ve değişik yine Rio'ların makalesi bu. Söyledikleri şu, yani bizim parmak uçlarının değdiği bir o pozisyon bizim için önemli. Çok güçlü parmak fleksiyonu, baş parmak fleksiyonuyla yaptığımız yapış göstermiş olmamız ve çok büyük bir manipülatif yeteneklere sahibiz. Bu bizim hani en azından ve onlar tabii hemen buradan alet kullanma ve alet yapmayla olan bağıntısını makalede kuruyorlar. Makalenin şu kısmı ayrıntısı var. Bakın her bir tür için kasların nasıl geliştiğini, farklılıkları bir şöyle sıralamışlar. Şuraya gelelim. Homininlerde biz homo grubunuz, hominiyalarız. Farkı diğerlerinden şu 21, 22, 23, 24, 25. Onlar da buka bakarsak hemen hemen tek fark olan bu grup içerisinde adductor pollicis brevis'ten hennenin kasının ayrılmış olması, extensor pollicis brevis'inde ayrı bir kas olarak, bağımsız olarak var olmuş olması gibi gözüküyor. Diğerleri de büyük ölçüde yine baş parmakla ilişkili. Şimdi dolayısıyla bu da bir rastlantı değil. Yani evrimsel sürecin bize armağanı bu baş parmak. Ve gerçekten mesela sağlık kurulu raporlarında baş parmak zedelendiğinde iş kazalarında ki en etkilenen en fazla hasarlandığını gördüğümüz parmağımız o 150 fonksiyon kaybı kaybediyor. Sadece baş parmağın kaybına. Şimdi elimizdeki değişimin bu tekrar primatlar içerisinde bakıldığında boyunun uzadığı gözüküyor. Ve baş parmağın boyuyla dördüncü parmağın boyunu oranlayarak bir sınıflandırma yapmışlar. Ve onu sınıflandırma yaptığında bunu en yüksek olan, yani eğer boyu ikisinin bir aynı olsaydı bir olacaktı. Ama baş parmağın boyu dördüncü parmağın boyundan, tabii son falanks hariç çünkü bu iki falanks var. İki tane dijit var, distal ve proksimal. Burada ise middle vardı.
Bunun ikisinin oranına baktıklarında insanda en yüksek. Neredeyse 85'lere geliyor. Ama diğer türlerde bu 0.50 yani yarısı kadar bunun boyu. Ve böyle bu özelliğe baktıkları zaman biz Homo sapiensler, Homo neandertaller beraber Australopithecus biraz daha ondan şey. Biz en bu oranı en yüksek olanız bu türler içerisinde. Yani baş parmak primatlar içerisindeki yapısal değişiminin en fazla baş parmakta olmuş gözüküyor. Şimdi bu primat elleri gördüğünüz gibi primat ellerindeki dikkat ederseniz bakın baş parmağın yapısına ve kısalığına diğer parmaklara göre şurada dikkat çok çarpıcı gerçekten. Ve bizim şu da bizim elimiz. Homo insan eli. Bu el yani beş parmaklı el kaslar açısından çok ciddi bir farkımız yok. Ta 350 milyon evvelce karşılaştığında çok fark var ama şimdi primatlar arasında karşı ama sadece baş parmakla ilgili kaslarda fark var. Ve aslında dönüşüm yani insanlık dönüşüm şu elin, şu primat elinin bu insan eline dönüşümü aslında bu süreç. Aslında bu aynı zamanda bu beynin bu beyne dönüşümü. Bu aslında bir ölçüde bu bedenin bu bedene dönüşümü. Yani aslında bizim değişimimiz, bedenimizin değişiminden ayrı bir şey değil. Hepsi birlikte bedenimize olan değişim. Ve bunun bir parçası elimizdeki değişim gibi gözüküyor. Primatların önemli bir özelliği bizim ağaçta yaşayan türlerin bir kısmı, önemli bir kısmı. Biz onların, atalarımız oradan geliyor. Ağaçlarda yaşamak önemli bir özellik dikkat etmemiz lazım. Buna arboreal quadrupedalism yani dört ayak ağaçsal dört ayaklılık deniyor. Biz terestiyal quadrupedalism var. Yersel dört ayaklılık var. Ama biz aslında arboreal quadrupedallerin çocuklarıyız, torunlarıyız diyeyim. Ağaçta yaşam biçiminin armağanı bize aslında omuzlarımız, üst ekstremitemiz. Yani elimizin bize elimizi işlevsel olmasını sağlayan ağaçlarda yaşamaya uyum göstermiş bir üst ekstremiteye sahip olmuş olmamız. Bu arboreal yani ağaçsal yaşama borçluyuz aslında omuzumuzu ve onda çok büyük değişiklik yok gerçekten. Bütün üst ekstremitemiz, omuzumuzun tutunduğu tek eklem şurası kas. Diğeri hepsi serbest ama müthiş bir hareket yeteneğine sahip. Diğer primatların hepsinde de benzer yapıyı görüyoruz tutunum açısından. Bu yapı ağaçlarda yaşayan primatlara ait bir özellik. Karşılaştırmak için mesela bir köpeğinkini buraya koydum. Bakın çok farklı onunkiyle. Yani bir ağaçlarda yaşamaya adapte olan bir türle karada yaşamaya adapte olmuş bir üst ekstremite birbirinden çok farklı. Biz ağaçlarda yaşayan bir üst ekstremitenin üzerindeki bir eli sahibiz aslında. Dolayısıyla eli değil, elle beraber üst ekstremiteyi sağlamak lazım. Şu hareketi yapabilen bir üst ekstremitemiz var. Dolayısıyla bu topu böyle atabilen bir ele sahibiz. Evet, aslında spor dallarının bir kısmının bu elimizde bu üst ekstremite becerimizin yani becerilerimizin karşılığı olduğunu hep söylüyorum zaten olimpiyatlarında. Burada da gerçekten bu atışlar ne kadar önemli değil mi? Beyzbolun en önemli en beceri ölçüldüğü yerler. Şimdi bu demek ki böyle bir üst ekstremite ve onun üzerindeki ele sahip olduğunuz zaman ele sahipseniz nasıl yapıyorsunuz? Şu bağıntıyı kurulabiliyor. Bu el aynı zamanda çok güçlü tutmayla, çok ince hassas tutmaları yapabilen bir el olması süreci aslında alet kullanma sürecinin nedeni diyebiliriz. Alet kullanabilmenizi sağlayan özelliğimiz bu. Bu açıdan bakıldığında bizim beynimizdeki hareket ve hareket becerileriyle ilişkili merkezlerle beynimizde parietal lob özellikle burada bahsetmem lazım. Görsel el ve göz bağıntısının sürdüğü alanlar, bunlar arasındaki bağıntılar ve elin temsiline baktığınız zaman değişimin ve büyük ölçüde bunlarla bağıntılı olduğunu görüyoruz. Ama yegane değiliz aslında.
Bunlar içerisinde benzer özellikleri gösteren diğer türler de var. Fakat farkımız bizim herhalde yine de elimizin oluşturduğu bir özellik. Bu özelliği gökten de zembille inmiş gözükmüyor. Yani şimdi şu taşı böyle tutabilmek için yani tutabilmeniz lazım. Veyahut da bakın bu baş parmakla anahtar tutmaya çok benzer tutuş bu. Onu sahip olmanız. Veyahut da şu taşa şekil vermeniz için bir eliniz baş parmak destekli, diğer parmaklarla içeri oluşturmuş sabitleştirici. Öbür elinizde de üç parmakla bakın değil mi? Hep aynı hareketler. Onunla taşı öyle vuruş yapacaksınız ki taşa şekil vereceksiniz ve o şekli verdiğinizi siz bir iş için kullanacaksınız. Yani bizim el araçlarını geliştirme sürecimiz aslında yani alet kullanma özelliğimiz aslında elimizle direkt karşılığı. Ve bunun ne kadar zaman sürdüğünü sorarsanız 2,5 milyon yıl en az 2,5 milyon yıllık bir sürecin sonucunda bu böyle bir fonksiyonu gösteriyoruz. Oldovan 3 tür tarih öncesi 3 tür sanayi var diyebiliriz. Sanayi sözünü yanlış kullanıyor gibi düşünmeyin sakın ama bana kalırsa gerçekten taş sanayi ilk sanayimizdir Oldovan. 2,5 milyon yıl önce başlıyor. Yaklaşık 1 milyon yıla kadar sürüyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra Öşölyan taş sanayisi başlıyor. Oldovyan'daki beceriyle Öşölyan'daki taş şekli verme becerimiz birbirinden çok daha farklı. Ondan sonra Musterian başlıyor. Çok daha ince hasar. Bak bu 10 bin yıl öncesine kadar yani bizim ilk tarım devrine kadar ki olan aldığımız yol. Ve elimiz muhtemelen elimiz beynimiz yani biz taşları 1,5 milyon yıl şekil vermeye çalışarak elimizi alet kullanabilir bir ele dönüştürdük diye bakabilirsiniz. Ondan sonraki zaman zaten su gibi akmış. Şurası şuraya kadar geçen süre 2,5 yıldan 10 bin yıla kadar. Şurası ise yine 10 bin yıldan diyebilirim. Şu aradaki 10 bin yıldan 2000 yıla geldiğimizde ki sanayi devrimi, işte tarım devrimi, birinci sanayi devrimi, işte endüstrinin ikinci endüstri devrimi, ikinci tarım devrimi vesaire müthiş böyle gidiyor. Ama 1,5 milyon yıllık, 2,5 milyon yıllık bir elle taşlara şekil verme dönemini geçirmesi gerekiyor insanların. Bu da alet kullanmayla ilgili beynimizdeki bölgeler, ilgili bölgeler. Ayrıntılı girmeyeceğim ama başlı başına bir konu bu. Praksi yeteneğimiz. Çok özel bir yeteneğimiz gerçekten. Hemen hemen frontal, parietal, oksipital, temporal lobların tümünü bir şekilde ilgilendiriyor ilgili alanlar. Alet kullanmamızda, praksi yeteneğimizle ilgili alanlar. Ve de bu da, bakın bu da dil ve konuşma ile ilgili alanlarımız beynimizdeki. Ne kadar benzer değil mi? Frontal, parietal, temporal, oksipital, parietal. Bu da biraz evvel söylediğim gibi alet kullanma ile ilgili alanlar. Demek ki aslında bir ölçüde dil ve konuşma yeteneğimiz, alet kullanma yeteneğimizle bir şekilde bağıntılı bir yol izliyor. Gelişmesine bakarken herhalde ona bakmak gerekecek. Şimdi burada beynimizdeki elimizin temsilini görülüyor. Bu Frank Wilson'un kitabından bahsetmiştim size The Hand. Orada diyordu ki How its use shapes the brain, language and human culture. Aslında bu sözün anlamı bence bu. Beynimizi de şekillendiriyor gerçekten. Elimizin beynimizdeki temsili bu. Homunculus'ta hem duysal alanda hem de motor alanın yani beynimizde duyu alanının 1/3'ünü el bölgesi temsil ediyor. Motor olarak da el temsil ediyor. 1/3'ünde yüzümüz temsil ediyor. Geri kalan 1/3'ünü bedenimiz temsil ediyor. Dolayısıyla beynimizin işlevlerinde elimizin ne kadar fonksiyonlarıyla ilgili, ne kadar çok yer ayrıldığıyla ilgili, evet, el fonksiyonları ile ilgili olduğu bence beynin kendi izinden de belli. Yani beyindeki direkt baktığınız anda belli. Şimdi zamanımı geçmediysem çok kısa bir sanatsal yolculuk yaptıracağım size. Ondan sonra da bitiriyorum konuşmamı. Çok sabrınız için teşekkür ederim. Ama sıkıldıysanız bırakabilirim, bunu atlayabilirim ama bu da güzel bir şey. Eğer Okan'cığım izin verirsen bunu bitireyim. Lütfen. Teşekkür ederim. Tamam. Çok sağ olun. Şimdi
elimizin becerileriyle ilgili taşlardan bahsettim. O özellikle son Musteryen dönemdeki taşlara bakarsanız ne kadar ince şekiller verildiğini göreceksiniz. Ama daha da ilginci mağaralarda yapılan, elle yapılan resim sanatları. Bu Fransa'daki Lascaux mağarasında yaklaşık 20 yıl önce çizildi gözden. Bu kükreyen geyik veyahut da bizon mu desek, kükreyen geyik ama belli şeylerinden çizimi. Yani o kükreyişi yani hissedildiğini söylüyorlar oraya girildiğinde kükreyeni. Ve elin çiziminde, elindeki beceriye bakar mısınız? Boynuzlarındaki çizim becerisine. Şurada da bir sürü altta noktalar yerleştirilmiş. Yok, nokta henüz tam anlamları bilinmiyor. Ama el becerisinin sanatsala dönüştüğü yerler bunlar aslında. Yani demek ki 20 bin yıl öncesi. Daha öncesi de var mı? Var. Var. Bu da İspanya'da El Castillo mağarası. El Castillo mağarasında direkt elin negatif baskılarını yapmışlar. Ve bunu da araştırmışlar gerçekten. Bu da kaç yıl? 2016 yılında yayınlanmış arkeologlar. Nasıl yaptıklarıyla ilişkili. Şöyle yaptıklarını düşünüyorlar. Yani boyayı püskürterek eli şey yaptıklarını söylüyorlar. Böyle bu şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Yani elin bence ne kadar yaşamlarındaki önemini farkındalar yani. Zaten farkında olmaları mümkün değil işte. Ama bunu ifade etmeleri önemli. Bunu bir estetik olarak ifade etmeleri önemli. Burada bir bizon üzerinde eli koyuyorlar. Ne anlatmak istiyorlar? Belki bir ayin, bir teren vesaire. Şurada onu grafik olarak gösterilmiş. Kişinin, o bizonu bulan kişiye ait, kim, yani bu bireyler neyi temsil ediyor? Bunları tam bilmiyoruz ama sonuçta elin yaşamlarındaki fonksiyon önemini, değerini ifade eden, sanatsal olarak ifade etmeyi yapmışlar. Bu da Arjantin'de. Arjantin, evet, Patagonya. 6 ila 9 bin yıl öncesine ait el baskıları. Rio Pintores kanyonuymuş. Bu kanyon çok meşhur. Gördüğünüz gibi ne kadar zengin bir el şeyi, yani el ifadesi, elin ifadesi. Bir tane daha olacak. Şurada gelebilirsem. Evet. Bu da yine Eller Mağarası diye geçiyor. Perito Moreno'da, Arjantin'de. Yine negatif el baskısıyla yapılmış. Şurada ilgi çekici olan, çok ilgi çekici gerçekten. Beşinci parmağı kopmuş. Yani yer ifade, yani size 9-10 bin yıl öncesinden böyle bir mesajı, böyle bunu sanatsal bir güçle aktarmaları çok ilginç. Tabii doruk noktaları, elle ilgili doruk noktası Michelangelo diyeyim. Sistine Chapel'de çizdikleri. El tabii baş rollerde bu Chapel'deki. Sebebi de Tanrı'nın Adem'e yaşam kıvılcımını, yaşamını eliyle aktarmış olması. Şu sahne herhalde en etkileyici sanatsal ifadelerden bir tanesi elle ilgili. İşte Tanrı'nın elinin pozisyonu daha ekstansiyonda, öbürkü ise daha fleksiyonda duruyor. Ancak yaşam enerjisi gelince elin pozisyonu ekstansiyonla dolu gelişini ifade eden bir zenginlik içerik taşıyor. Müthiş gerçekten. Rodin'den bahsetmeden mümkün, yani sanatsal kısmından bahsetmemek lazım. Rodin düşünen adam heykeli ötesinde bir sürü el heykeli de yapmış. Bunlar içerisinde Tanrı'nın eli bu. Tanrı'nın eli de insanın yaratışını sahnelediği böyle bir şeyi var. Bu da dua eden eller heykeli. Bu da aslında çok etkileyici çünkü insan beyniyle elini arasındaki bağıntıyı ifade eden bir maskla ifade etmeye çalışan bir heykel. Evet. Demek ki sanatçılar bilim insanlarından çok daha önce elin insan yaşamındaki önemi ve bağıntısını ifade etmeyi başarmışlar gibi gözüküyor. Ama tabii bilimsel olarak ifade etmek için bir sürü yol almanız gerekiyor. O yolda şanslıyız ki biz de o yolun
bir kısmını görme şansına sahibiz. Şimdi yolculuğumuzun sonucunda şunu söyleyebilirim. İnsan eli vücudumuzun en özel ve özgün yapılarından birisi. Bundan şüphemiz yok. İnsan elinin bunu kendi deneyimimizden çıkartmamız lazım, çıkartabilirsiniz. İnsan elinin bugünkü, yani bizim için yüksek beceri düzeyine ulaşması süreci yaklaşık 350 ila 400 milyon yıl sürmüştür. İnsan eli atasal vertebraların ön üyelerinin planı üzerinde gelişmiş ve ancak iki ayaklı yürüme becerisi sonrası özgürlüğüne kavuşmuştur. İnsan eli ağaçta yaşama adapte olmuş, kol ve omuz ekleminin bütün becerileri üzerine teleskopik ve manipülatif becerilerin eklendiği bir yapıdır. Böyle tanımlamak lazım. Ve insan elinin fonksiyonel gelişimi, beynin gelişimiyle birlikte ve karşılıklı olarak dil ve sanat yetenekleriyle etkileşimini sürmüştür ve sürmektedir diyorum. Sözlerimi bitirirken başında bahsettiğim Sir Charles Bain'in kitabından bahsetmiştim biliyorsunuz, The Hand'den. O elde diyor ki 1833'te, bakın size bu hani anlattığım aslında bir tür el güzellemesi anlattım size. El güzellemesini Charles Bell zaten ifade ediyor kendisi. Ben diyor her şeyimi elimle yaptıklarıma borçluyum diyor. Bundan daha büyük ifade olamaz. Ama bakın şöyle bağlıyor. Diyor ki zaten isim de öyle, evrimleşen tasarım. Yani bir tasarım diyor. Yaratılışta tasarımı açığa çıkaran bu adaptasyon ilkesinin son ve en iyi kanıtını sunuyor diye. Yani tasarımın kanıtı diye sunuyor. Şimdi bakın ondan yaklaşık 25 yıl sonra Charles Darwin türlerin kökeninde bakın aynı olguya elin o muhteşemliğine birisi ki Charles Bell'in grafiklerini kendi kitabında kullanmış Darwin. Yani birbirleriyle düşman değiller ama aynı olguya Charles Darwin nasıl bakıyor? Diyor ki türlerin kökeninde daha meraklı ne olabilir diye soruyor. Kavramak için oluşturulmuş bir adamın elinden, kazmak için bir köstebeğin elinden, atın ayağından, domuz balığının küreğinden ve yarasanın kanadından daha ilginç ne olabilir? Hepsi aynı model üzerine mi inşa edilmelidir? Eğer tasarlansaydı. Darwin için basit, cevap basit. Yarasaların ve diğer tüm hayvanların elleriyle kuzenleriyiz ve hepimiz ellerimizi ortak bir atadan miras aldık diyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı gerçeğe öyle de bak, öyle de yorumlayabilirsiniz belki gibi. Darwin de böyle yorumluyor. İşte bence bu o kadar açıdan çok etkileyici olduğu kanısındayım. Ve sözlerimi bitirirken Charles Darwin'in bu ay Charles Darwin ayı, Darwin ayı ve doğum günü 12 Şubat'mış ve 1809'da doğduğu için 213 kaçın yılını kutlanıyor? 212. Ya neyse doğum günü 12 Şubat. Dolayısıyla hani onu almak lazım ama almak için şimdi öyle bir bilim insanıyla karşı karşıyayız ki kendisinin çürütülmesi için gerekli olanı ifade etmiş. Bakın şu söz müthiş, ben çok etkileniyorum bu sözünden. Diyor ki şurada İngilizcesi var aynen onu ama ben size Türkçesini okuyacağım. Çok sayıda ardışık küçük değişikliklerle oluşması mümkün olmayan herhangi bir karmaşık organın var olduğu gösterilebilirse teorim kesinlikle yıkılır. Evet, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok çok ayrıntılı bir sunumdu. Ben de bunu ilk kez dinledim bu şekliyle. Tabii hekim olunca veya tıpla ilgilenen insanlar daha iyi anladılar. Ama onun dışında da böyle çok genel anlamda gerçekten doyurucu bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür. Sağ olasın. Ben de sıktım diye korkuyordum ama bütünlüğü bozmamak için bir parçaları birleştirmek gerekiyor. Yoksa kavramı kavramak ondan dolayı sabrınız için çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Yani kemik, kas ve diğer yapılar üzerinden alıp getirmek ancak bir bütüncül bir şey düşünmemizi sağlayacaktır. Çok doğru kurgulamışsınız sorumunuzu. Şimdi sorulara şöyle bir bakayım. Öncelikle soruları alacağım bu chatten. Alttaki chat sayfasına yazabilirsiniz. Ben takip etmeye çalıştım. Sorulardan sonra katkı sunmak isteyen varsa onlara söz vereceğim karşılıklı konuşabilmemiz için.
hani sorular yazmak için beklerken o ellerin el izi ve parmak izi çok enteresan değil mi hocam? Hala biz izliyoruz. Evet, çok. Ve çok insanın bir yere iz bırakma ve kendi varlığını belli etme çabası olarak da yorumlanıyor. Yani sembolistler bunu böyle görüyorlar biraz. Hani ben buradaydım, ben buradayım. Evet. İşareti aslında o eller. Bu arada, el senin el seni ifade ediyor. Elinle el benliğini, varlığını ifade eden bir şeye dönüşmüş oluyor. Yani basit bir organ değil ama ne kadar yaşamsal ve benlikle bütünleşmiş bir yapı olduğunu gösteriyor gerçekten. Evet, yani bir de bugün 14 Şubat, 14 Şubat hani sevgilisinin elini tutmak yerine burada el evrimini dinleyen arkadaşları tebrik etmek lazım. Yok, sevgilisinin elini tutabilirler yine, engel yok. Tutabilirler, değil mi? Öyle engel. Tutsunlar tabii, peki, evet, şimdi, ne güzel. Eller, yani evet, iki elin, iki aslında el tutmak, el ele tutuşmanın da güzelliği burası aslında. Yani gerçekten evet, hani evladının elini tutmak nasıl güzelse, sevgilinin elini tutmak da o kadar güzel bir şey. Yani insanın kendi benliğini ifade etmede bence hani ya, ben yaşlıları da görüyorum. Yani 70-80 yaşında el ele tutuşmuş iki kişi. Müthiş bir şey aslında. Bu yine elin özelliğiyle birleşiyor herhalde. Hocam iki tane soru var şimdilik benim gördüğüm. Bir tanesi bu palmaris longus kası kaybolursa yani bu biz kaybolan kişilerde veya olmayan kişilerde evrimsel sürecin daha mı ilerisindeyiz diyor. Ben hani tıp mensubu olmayan arkadaşlar için şöyle göstererek de şu görmüş olduğunuz kas buradaki palmaris longus dediğimiz kas bazı insanlarda var bazı insanlarda yok. Acaba yani olmayan kişiler evrimsel olarak daha mı ileridedirler? Yani hala kası olan geride mi kalmış sayılır diye soruyor Kadir Ertem. Evet, teşekkür ederim bu soru için. Hiç daha önce düşünmedim yani bunu ama biz şöyle diyeyim çeşitlilik gösteriyoruz. Bu bir elin fonksiyonu yani o palmaris longus tabii bir fonksiyonu var. Ama mesela bu dişler gibi de düşünülebilir bir taraftan. Bir taraftan da onun hani yok olması sizin evrimsel olarak ilerlediğiniz anlamına da gelmek biçimde de yorumlanamaz diye düşünüyorum. Bu çeşitliğimiz evet, içerisinde de yorumlanabilir. Benzer şekilde hocam yani ben de isterseniz katkı vereyim. Hani bunlar adaptasyon süreci içinde hani körelmiş organlar sınıfında aslında yapılar sınıfında organ ve yapılar. Aynı şekilde 20'lik dişimizde mesela bazı insanlar bunu rahatlıkla kullanmaya devam edebiliyor. Evet, apandiste de benzer bir durum var. Hani palmaris longus kası da aslında aynı grup içinde değerlendirilmesi gereken bir anatomik yapı. Bir soru daha var hocam. O da Neslihan Su Hanım hanımefendiden. Bundan sonra nereye evrimleşecek bu elimiz diyor. Belki de yani bu tablet ve telefon kullanımı hani çok soruluyor. Bu tablet ve telefon kullanımı farklı parmağımızın farklı fonksiyonlarını daha çok kullanmamız gerekecek. Çocuklar daha küçük yaşlardan başlıyorlar. Bu bir yere götürecek mi elin evrimini diye merak ediliyor. Şimdi bu soruyu hani kolay cevap vermek kolay değil. Yani ben şöyle geleceği evrimin bir hedefi amacı olmadığı için nasıl seçilim baskısının altında kalacağımıza bağlı nasıl evrimleşeceğimiz. Dolayısıyla ben hani gelecekte nasıl bir insan gelecekte türümüzün değişeceği kesin. Hatta türümüzün kaybolacağı da yok olacağı da kesin. Yani ama bunun için 2,5 milyon yıl, 3 milyon yıl mı gerekir bilmiyorum her şey normal giderse. Ama nasıl seçilim baskısı altında kalacağımıza bağlı bu sorular cevap. Yani ondan dolayı mesela bizim iki ayaklı yürümeye zorlayan bir süreçten dolayı ellerimiz özgürleşmiş. Yani bir başka bir süreç kanatla ne bileyim Mars'ta elleri kullanmayan hani Mars'taki koşullarda farklı olduğu için eller başka türlü olabilir. Onu bir şey yap. Ama şimdi şu şeye geleyim bilgisayarda eli kullanmayı tablete. Şimdi bunun en güzel örneği sanatçılar. Sanatçılar mesela piyanistler. Piyanistler müthiş el kullanıyor. Saatlerce o eli kullanıyorlar. Ve onlar hani elleri farklılaşmıyor. Yani bu bununla bağıntılı olmadığını biliyoruz. O Hox genini yani genlerin okunması onların değişmesiyle ilişkili bir şey. Ama ne çıkıyor biliyor musunuz? Yazıcı krampı. Yani bizim elimiz piyano çalmak için değil. Anlatabiliyor muyum? Elimizi kullanmamızın sınırları var. Onu siz olağanüstü kullandığınız zaman bizim yazıcı krampı dediğimiz tabloyla karşılaşıyoruz. Mesela elimizin yazı yazmak var ya çok ciddi bir beceri gerçekten.
Ama bunu o kadar hastalarımız var yani yazı yazarken eli kontrolü bozulan hastalarımız var. Saz çalarken elinin kontrolü bozulan hastalarımız var. Piyano çalarken etkilenen parmakları etkilendiği için spazm olduğu için yani onu programlamaya yetemediği için diyeyim veyahut da tam nedenini de çok iyi bilmesek de. Dolayısıyla demek ki hani böyle çok kullandık elimiz. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Evet. Hocam mengen hareketi sadece insana has mı diye bir soru var. Kavrama hareketi. Kavramanın güçlü olmasını sağlayan baş parmağın onun üzerindeki uzun olması nedeniyle avuçtaki gösterdim size avucumuzun içerisindeki eksenleri. O eksen içerisinde farklı boyutlarda kavrama yapabilme yeteneğine sahip baş parmağımız uzadığı için. Yani şöyle diyeyim, en iyisi yani bizimki iyi tabii ama diğerleri de yapıyorlar. Ağaçta durmak için ağacı kavraması lazım elin. Anlatabiliyor muyum? O kadar yani yani sadece insana mahsustur sözü biraz ama ne değişti ben size anlatmak mütevazi bir şekilde şunu anlatmak istiyorum. Bazı kaslar fonksiyonu daha etkili kırabilmek için ve de demek ki bizim hani baş parmağın biraz daha uzamasını sağlayan bir geçmişimiz var. Böyle bir baskının oluştuğu veyahut da ona yönelik bir yani belki ayakta durmamız, belki el kollarımızı kullanmamız bunlarla bağıntılı bir şekilde olan bir değişimden bahsediyorum. Yoksa yeganelikten ve yeganeliğimiz olmadığını bak primatlara baktığımız zaman yeganeliğimiz diye bir şey yok. Evet hocam. Elleriniz dert görmesin. Elinize sağlık. Hocam ben bir soru sormak var. İstiyorum. Elmi hocam. Elmi hocam bir soru. Bir saniye lütfen. Soruyu chatten sorarsanız ben şimdi söz vereceğim. Onu bir yapamadım. Chat'in tamam. Nasıl yazıldığını bilmiyorum Okan Bey. Tamam hocam. Şimdi, sözlü olarak hocam. Sormak istiyorum. Onu daha öğrenemedim tamam, onu. Şimdi tamam, hocam Tiktaalik'ten Pandarictis'ten yani suda yüzen hocam, bir balıktan. Hocam ekranınızı da açın da görelim, siz de görelim. Yani yüzün ifadenizle kendinizi de tanıtırsanız da memnun olurum. Evet. Ben Doktor Önder Yiğitbaşı. Merhaba Önder Bey. Antalya, merhaba. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden genel cerrahi uzmanı olarak emekli oldum. Harika. Buyurun. 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 Şimdi çok teşekkür ediyorum. Yani çok ben güzel çalışmışsınız. Çok güzel grafiklerle izah ettiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi mutasyonlar üzerinde durmadınız. Yani bir amfioksüsten bir tiktalikten primatlara ve homo sapiens'e kadar olan süreç içerisinde bir canlı nasıl değişiyor? Burada mutasyon ve adaptasyon dediğimiz ikili bir kavram var. Yani bir mutasyon oluşuyor. Bu mutant eğer koşullara adapte olabilirse hayatta kalıyor. Koşullara ayak uyduramazsa ki bu dünyanın fiziksel şartlarıdır. Efendim biyolojik şartlarıdır. Bunlar ayakta olamazsa self amputasyon dediğimiz tür yok oluyor. Adapte olabilen hayatta kalıyor. Ve biz bugüne bu mutasyonların adaptasyonlarını başardığımız için bugüne gelebildik. Bu mutasyonlar üzerinde hiç durmadınız. Biraz yani bu kemik yapısı Tuler Peton'dan efendim Plethodon'a oradan amfioksüslere ilk karaya çıkan balıklara karasal canlılara ve vertebralılara dönüşümün etkileyici faktörleri nasıl oluyor ve genler nasıl değişiyor, kaç milyon yılda değişiyor bir gen, bunlar üzerinde biraz mutasyon ve genlerin değişimi üzerine ve bunları değiştiren koşullar üzerine biraz açıklama rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim soru için. Gerçekten hani konumu bunu anlat mümkün değil yani konumun kapsamının içerisine bunu sokamam. Artı bu ayrı bir konu. Gerçi içimizde biyologlar var. Onlar da bu konuda epeyce şeyler söyleyebilir. Ayrıca ayrı bir konuyu konuşulur bence. Muhtemelen o konular bu konuyu ele alacak. Ama şunu söyleyeyim.
Hocam mutasyonların çoğu kötü zaten. Mesela ben size mutasyonlardan bahsetseydim el yokluğundan bahsetmem lazımdı. Sindaktillerden bahsetmem lazımdı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir, bu el ekstremiteyle uğraşan çok biz bir yılın sonunda Korkut Yalçın'la sempozyumu yaptık. Orada Gülten Hanım var. Hacettepe'den genetikle Türk yüz anomalilerini bulan, yüz anomalilerin genini ve Hox genleriyle bağıntısını gösteren Nurten Hanım, Nurten Akarsu. O bunları çalışıyor ve o nerede çalışıyor biliyor musunuz? Bu mutasyonlar sonucu hasta ağır dismorfizmi olan, yüz el dismorfizmi olanlarda çalışıyor. Yani mutasyon aslında iyi bir şey değil. Mutasyon var zorunlu olarak ama bunun biz iyileri, yani iyi derken koşullara uygun olanların seçilimi diye bir şey söz konusu. Sadece bundan, bu bizim dinamiklerimizden, bedenimizin, bizim evrimsel sürecimizin bir parçası, dinamiklerden bir tanesi sadece. Yani duplikasyonları oluyor, gen duplikasyonları, o başka bir fonksiyon ekliyor. Hox geni duruyor, tekrar açılıyor, duruyor, tekrar açılıyor. Hox 13'ü eli oluşturuyor ama orası açılmazsa o el oluşmuyor. Bir mutasyon aslında, açılmamasının sebebi bir mutasyon oluyor, zararlı bir mutasyon. Ama dediğim gibi hani embriyolojik süreç bize bunun mekanizması, genetik mekanizmasını güzelce gösteriyor. Ondan dolayı daha ayrıntıya giremezsin, yoksa konum mümkün, başa çıkamazsın. Çok teşekkür ederim sorunuz için. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Feza Bey'in bir katkı talebi vardı. Feza Köylü. Memnuniyetle. Buyur Feza. Pardon, iyi günler Melan. Ben 1980'de tıp fakültesini kazandım. PKB'de biyoloji okuyorduk. Nasıl olduysa mevzu böyle hayvanlar arasındaki çeşitliliğe rağmen anatomilerinin, fizyolojilerinin birbirine benzer olduğu konusuna geldi. Ve biyoloji hocamız bu tek bir şeyi gösterir dedi. 1980'de 40 sene oluyor. Mühendisin biri olduğunu gösterdi. Şimdi bu mühendisin, ben hani bu söylendiği anı bile hatırlıyorum. Şimdi bu Kör Saatçi kitabı da var Dawkins'in. Tabii. Sizin anlatımlarınız çerçevesinde, ışığında ve son slide bu şeyle Bell'le Darwin arasındaki farktan şöyle söyleyebiliriz. Bu mühendis herkes aynı projeyi yapmış o zaman. Yani bir hani şey... Kötü bir mühendis yani. Hatalı bir mühendis. Mesela karpal kemikleri, sözünü kestim ama ya karpal kemiklere gerek yok aslında yani sen onu ama düz geçişin bu kadar bir şey ayrıntıya gerek yokmuş. Yani hani evet, verimliliklerine çalışmamış. Evet. Yani aynen. Saydı herkese aynı yapıyı şey yapmazdı. Hani evet. Bu açıdan saatçi kör bir saatçi belki de. Veya verimlilik üzerine çalışmayan bir mühendis. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Feza. Çok çok değerli bir katkı. Teşekkür ederim. Hocam bir soru daha var. Erdal Koç'un soru geldi. Bu embriyonik elin oluşumu esnasında bu 26 ve 52. günler parmakların ayrılması esnasında aradaki perde oluşumların kendinden yok olduğunu, bazı durumlarda bitişik kalabildiğini açıkladınız diyor. Bunun sebebini biraz anlatır mısınız? Yani neden bitişik kalıyor veya neden, bir yanıt verebilir misiniz buna? Tabii. Erdal Hocam şöyle, bu aradaki oluşan perde doku, yani doku aslında bütünleşik gördüğünüz gibi doku. Sonradan içerisindeki kemik doku ve kas dokusunun, kemik doku ve tendonlar oluştuktan sonra aradaki dokuyu apoptoz dediğimiz mekanizmayla yok oluyor. O da bir genetik kod aslında. Yani siz o doku orası okunduğunda, yani o noktaya geldiğinde zamanınız şöyle anlatayım, Hox genleri şöyle bir şey. O zaman geldiğinde şunlar okunur, şunlar ekspres edilir. Bu zaman o zaman geldiğinde de mesela Hox 13 geni geldiğinde de şunlar okuyacaksınız. Yani şunlar apoptoza gidecek mesajı gelince parmaklar arasındaki o hücreler apoptozla nekroz olmadan apoptozla kendilerini yok ediyorlar. Hiç etrafta bir enflamasyon olmuyor. Bizim bir sürü dokumuz aslında apoptozla yok oluyor. Mesela timus bezimiz var. En
hani bildiğimiz doğduktan sonra yavaş yavaş bir süre sonra apoptoza uğruyor. Bedenimizde bir sürü doku bu mekanizmayla çalışıyor. Var olanların daha sonra kaybolduğunu gördüğümüz doku bu şekilde değişiyor. Evet. Dolayısıyla açıklanabiliyor yani. Ama çok iyi açıklayamamış olabilirim ama sonuçta bunun apoptotik bir zamanı geldi. Zamanı geldi artık apoptoza uğradı mesajını almış olması diyeyim. Hocam teşekkür ederim. Ayrılanlar oluyor. Onlara teşekkür ederim katıldıkları için. Şimdi Adnan Hocam galiba bir söz istiyor. Ay kaldırmış. Bir de Erdem Bey söz istiyor. Ben bir kitap tanıtımı yapayım aynı zamanda hani katılımcılar için. Bu yeni çıktı. Evrim Ağacı grubuna Çağrı Mert Bakırcı'nın kitabı. Bilim ve Gelecek yayın evi tarafından. 50 soruda evrim diyor. Yani burada hani aklınıza takılan veya hani öğrenmek istediğiniz her şeyi çok pratik bilgiler içeren bir kitap başlıkları altında. İyi bir popüler bilim kitabı. Buradan öğrenebilir arkadaşlarımız. Adnan Hocam buyurun. Emeklerinize sağlık. Muhteşem bir sunumdu. Sağ ol Adnan'cığım. Organizatörlere de Okan Hocama da çok teşekkür ediyorum. Hocam 1979 yılında Bekir Sıtkı Şahin'le genetik hocamızdı. Belki tanıyor olabilirsiniz. Tanıyorum hocam. Beraber çalışmamız da var. Makalemiz var beraber. Şöyle bir şey söylemişti. Hala aklımdadır. Ontogeni filogeninin tekrarıdır demişti. Evet. Hamilelik süresi milyonlarca yıllık genetik değişimimizin, evrimimizin kısa bir sürecidir demişti. Bu anlatımınız çok andırıyor. Ne dersiniz? Bunu doğru kılan bir anlatım mı? Yani çok üst üste uydu gibi geldi bana. Çok teşekkür. Ay. Adnan çok teşekkür ederim. Aslında ben şeyin içerisine koymayı düşünüyordum. Şimdi bak onu tekrar göstereceğim size. Hocanın söylediği, Bekir Sıtkı Şahin'in söylediği gerçekten bir zamanlar için bu Ernst Haeckel'ın söylediği, şuradan gidersem bakayım, onu ayırmıştım galiba sona, bu da var. Bu işte buradaki bakayım bir daha sonrası var mı? Aha yokmuş ya, pardon özür dilerim ama koymamışım onu buraya. Ona da koymuştum aslında. Yani şurasına günlük değil de milyonları koyabiliriz yani. Anlatabiliyor muyum? Buraya milyonları koyarsak bu süreçle bağıntı kurulabilir. O da şuradaki süreçte yani şuradaki rakamlar bu tarafa ters çevire koyabiliriz. Ernst Haeckel'ın görüşü bu. Daha sonra bunun hataları yani çok bir kısım şeyi içerdiği kendi içinde pardon şunu nasıl yapacağız şuradan özür dilerim Adnan. Stop şehirden tamam şu kitabı göstereyim bak onun kitabı Türkçe'ye çevrilmiş tamam mı bu konuyu anlat bu konuyu direkt anlatmıyor ama onun kitabı ve yıl çevrildi yıl kaç biliyor musunuz 1936. İnanamadım yani. 1936. Ve lise felsefe dersleri yardımcı kitaplarından. Anlatın. Haeckel bunu söylüyor. Haeckel Almanya'da evrimsel biyolojinin ve embriyolojinin yayılmasında, benimsenmesinde çok etkili olmuş birisi. Onun da temel görüşü bu. Senin Bekir Sıtkı Şahin'in söylediklerinden bir tanesi. Ontoloji, embriyolojiyi ontoloji filogeniyi tekrarlar diyor. Ama tabii bu aslında çok doğru yanları da yok. Çünkü farklılıklar gösteriyor. Artık biliyoruz embriyolojinin onun hangi genler kontrol ettiğini biliyoruz. O genler okunmazsa orası onu yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yolu almak zorunda değil. Onu o geni okumadığı zaman orayı almak zorunda değil. Dolayısıyla bunun hani embriyoloji ve genetik mekanizması daha anlaşılınca o bir tür geçmişte kalan, hoş olan, bağıntılar kurulabilecek ama bugüne bütün gerçek hatalı diyebileceğim yönleri olan bir düşünceye dönüşmüş oldu. Ama yani Ernst Haeckel'ı anma şansı verdiğin için teşekkür ederim sorunu. Hocam
Ben teşekkür ederim. Evet, artık teşekkürler, sağ olun. Son bir soru var, onu da alıyorum ve ondan sonra artık oturumu kapatacağım. Herkese katıldığı tamam. için teşekkür ederim. Bir de ek bilgi vereyim, bu sunumlarımız bizim YouTube'da da canlı yayınlanıyor ve orada kayıt altına alınıyor. Yani izlemek isteyen veya paylaşmak isteyen, başka arkadaşlara da göndermek isteyen olursa YouTube'daki Bakış Sahne kanalına abone olup oradan video paylaşımı yapabilirler. Hocam, tabii biraz esprili bir şekilde yazılmış ama reisin dediği gibi uzaya çıkarsak evrimsel süreç orada da devam eder mi? Yani uzaydaki insan daha ileriye doğru evrimleşir mi diye bir soru var. Evet, demek ki soruya bir bağıntılı belki de. Bizim yani nasıl evrimleşeceğimiz, nasıl bir çevre, nasıl bir değişiklik, nasıl baskılar içerisinde kalacağım. Yani çevremize bağlı, bize bağlı, irademize bağlı bir şey değil. Dolayısıyla öngöremiyoruz da uzaya çıktığımız zaman bilmem yani tabii yer çekimi kuvvetleri olmayacak. Yani Mars'ta yaşayan bir tür Homo sapiens sapiensin bir türü. Muhtemelen 100 bin, yani şöyle diyeyim, 1 milyon, 1,5 milyon yıl sonra muhtemelen biz Türk dünyaya dönse, Homo sapiens sapiens bizle karşılaşsa vallahi tanış yani birbirimizi anlayamayabiliriz yani, öyle diyeyim. Battal Hocam da benzer bir açıklama yazmış chat sayfasına. Yani bu sürecin 2,5 milyon yıllık bir süreç olduğunu hep akılda tutmamız lazım. Yani bunu hep unutmamamız lazım bütün bunları dinlerken. Yani hop diye bir anda var olmadığını biliyoruz artık. Ben herkese çok teşekkür ederim. Kısaca konuşabilir miyim? Tabii hocam, tabii. Yazınca çok kısa. Tamam, buyurun. Biraz Hilmi Hoca'ya önce teşekkür edeyim tabii bu güzel sunum için. Ama bir şey farklı, arada bir Hilmi Hoca'yla niye biz bazı noktalarda anlaşamıyoruz diye düşündüm. Charles Bell'le Charles Darwin arasındaki fark, neyse ikimiz arasındaki fark da bu. Mesela insan elinde... Hangi taraftasın? Sen hangi taraftasın? Ben hangi taraftayım? Ben öyle bir fark şöyle söyleyeyim. İnsan elinin evrimi 350 milyon değil. İnsan ön üyesinin evrimi 350 milyon. Ama insan elinin evrimi şempanzeden sonra. Çünkü ondan sonra insan diye bir şey var. İşte buradaki... Yani Charles Bell'le Darwin'in farkı gibi bir şey işte bu. Tamam. Çok teşekkür ederim katkın için. Harikasın. Ben bunu bilemedim. Özür dilerim. Çok sağ ol. Kızma. Hayır, bunu yok niye... kızım yok abi. Hayır, bunu niye söyledim? Çok teşekkür ederim. Evrim kavramı Darwin'le birlikte değil. Darwin'den önce 1700 yıllarda tanımlanmış. Onun için Charles Bell o ifadeyi kullanıyor. Hocam, Charles Bell'i koymamın sebebini en sonunda açıkladım ve çok elle ilgili. Hayır, evrim çünkü tasarım. Ve bakış. Ya hocam ama bu anlattığım bütün bakış açısı Darwin'in bakış açısıdır. Yani benim bakış açısıyla anlatmadığım kesin yani. Bunu burada anlatalım. Yani bunu söyleyerek böyle bitirmene üzüldüm diye. Teşekkür ederim. Peki, özür diliyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hasan Hocam, sanıyorum. Hasan Hocam, siz de bir katkı sunmak istiyorsunuz Gülüşen Hocam'la beraber galiba yazmışsınız. Buyurun, sizin de katkınızı alalım ve bu son katkı olsun artık. Oturumu kapatalım. Çok teşekkür ederim. Hilmi Hoca'nın enfes konuşmasını zevkle dinledim. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Hep işte evrim ileride nasıl olacak, nasıl öngörebilirizle ilgili geldi. Hilmi Hoca aslında söyledi, tabii ki çevre baskıları önemli ama biz de o çevre baskısının işleyeceği bir ham madde olması lazım. Evet, genetik çeşitlilik diyoruz, mutasyonla oluşuyor. Öyle olacak ki bir genetik çeşitliğimiz olacak bu ham madde. Bir de onu işleyen ve içinden seçen, doğal seçilim dediğimiz bu. Bazılarını yani aynı popülasyon içerisinde bazılarını hayatta kalma ve üreme bakımından daha elverişli hale getirebilecek özellikler yönünde seçecek. Yani dolayısıyla tüm bu koşulların bir araya gelmesi gerekiyor ki bu işler olsun. Hani bir organın, bir yapının gelişmesi zaten milyonlarca yıl içerisinde bu tür şanslı buluşmaların olmasıyla birlikte oluyor bir biçimde. Yani
Evet, evrim öngörülemez bir süreç ama doğal seçilim bizim hayatta kalmamız ya da canlıların hayatta kalması ve üreme başarısını arttıran özellikler yönünde bir seçme yaparak bir organın, bir yapının oluşmasını sağlıyor. Ama tabii onun oluşabilmesi için de altyapının olması lazım. Yani genetik anlamdaki altyapının olması lazım. O da popülasyon içerisindeki Hilmi Hoca'nın işaret ettiği gibi genetik çeşitlilik. Yani her birimiz birbirimizden farklıyız. Aynı genlere sahibiz ama bir özelliğimiz için mevcut olan genin yüzlerce tane aleli var popülasyonda. O doğru kombinasyonlar doğru zamanda seçildikleri zaman bir özellik oluşup devam ediyor. Ne diyelim, elverişli hale geliyor, uzmanlaşıyor o karakter bakımından bir yapı, bir yapının öncülü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, herkese öncelikle Hilmi Hocama çok teşekkürler. Tüm katkılar için ve sorular için de çok teşekkür ediyoruz. Popüler bilim söyleşilerimiz devam edecek bundan sonra, iki haftada bir. Onun dışında başka söyleşiler de farklı alanlarda eklemeye çalışacağız bakış sahne olarak. Bizi takipte kalın diyoruz. Desteğinizi esirgemeyin diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler. El sallıyorum. Evet, evet.